Herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoya karşınızdayız. Bugün KPSS lisans tarihi tekrar yapacağız. Tam 750 soruda. Full tekrar yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Çok güzel sorularımız var. Tamamı ÖSYM'nin sorularıdır arkadaşlar. Başlayalım. Evet, ilk ünitemiz İslamiyet öncesi Türk tarihi. Başlıyoruz. Bulgarlar ve Macarlar Hristiyanlığı kabul etmiştir. İpek yolunun bir kısmına hakim olmak isteyen Göktürkler, Sasanilerle ittifak yaparak Akhun devletine son vermişlerdir. Göç destanı Uygurlara aittir arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki özellikler verilmiş. 1. Göktürk devletinin kurucusu Ötüken'i devlet olarak merkez yapmıştır. Töres ayaklanmasını bastırmış. Çin ile siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmuştur. Avarları etkisiz hale getirmiştir. Buradaki en önemli özellik Göktürk devletinin kurucusu olmasıdır. Bu özellik bize Bumin Kağan'ı çağrıştırması gerekir. Tufan olayı anlatılmıştır. Ölümsüzlüğü arama motifi işlenmiştir. Olayın kahramanı Uruk şehrinin kralıdır. Bu destanımız da Gılgamış destanıdır arkadaşlar. 9. yüzyılda Uygur devletini yıkarak Ötüken'i ele geçiren ve burada bir devlet kuran Türk topluluğu Kırgızlardır arkadaşlar. Yeri gelince söyleyeceğiz ama Kırgızların Manas destanı da önemlidir. Bunu da söylemiş olalım. 7. sorumuz. Ekonomik yönden zayıflayan ve askeri açıdan güç kaybeden Hunlarda maddi yardım temin edebilme düşüncesi ile çıkar yol olarak Çin'in himayesine girme fikrini atan Hohanye'dir arkadaşlar. Hohanye ile Çiçi kendi aralarında böyle tartışıyorlar. Çiçi böyle bir davranışın utanç verici olduğunu söylüyor. 8. soru. Karluklar Talas Savaşı'nda Müslümanların yanında yer almıştır. Biliyorsunuz Karluklar İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyuydu. Ayuk'u hükümet anlamına gelmektedir. Bazı kavramlar var İslamiyet öncesi Türk tarihiyle ilgili. Bunları mutlaka bir göz atın arkadaşlar. Soru gelme potansiyeli çok yüksek. Evet, devam edelim. Apa Tarkan unvanı almış devlet adamı Vezir Tonyukluk'tur arkadaşlar. Adını Uygur'un başkentinden alan yazıtın adı Karabalasagun'dur. Kutadgu birlikte yer alan könülük, yani bir diğer adı adalet, uzluk, iyilik, tüzlük, eşitlik gibi kavramlar törenin değişmez ilkeleridir arkadaşlar. Tören neydi? Yazısız kurallardı. İslamiyet öncesi Türk devletlerine görülen. Evet, devam edelim. Müslüman Oğuzlara Türkmen denir. Sasanilerle birlikte İstanbul'u iki kez kuşatan devlet Avarlardır arkadaşlar. 1. Göktürk devleti hükümdarı Tapar Kağan Budizm'i resmi din haline getirmiştir. Bu 15. soru önemli. Bence soru potansiyeli var. İlk Türk devletlerindeki toplumsal yapının unsurlarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. En küçük Oguş aile, sonra Uruk, Boy, Bodun şeklinde sıralanacaktır arkadaşlar. Kırgızların saldırısı üzerine Ötüken'i terk edip güneye göçtüler. Bügü Kağan döneminde Maniyezm dinini kabul ettiler. Matbaanın Avrupa'ya gidişinde rol oynadılar. Şimdi burada Maniyezm dinini gördüğünüz zaman aklına direkt hemen Uygurlar gelecek ve Uygurları yapıştıracaksın. Bunu da bu şekilde söyleyelim. Evet, 18. soru. 2. Göktürk Devleti zamanında yazılmıştır. Orun Irmağı Vadisi'nde bulunmaktadır. Danimarkalı Wilhelm Thomsen, özür diliyorum, Wilhelm Thomsen tarafından okunmuştur. Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adına dikilmiştir. Türk dilinin ve tarihinin en eski yazılı örneklerindendir. Orun yazıtları arkadaşlar. Evet, bu önemli bir soruydu. Bu soru biz değiştirdi tabii. Orun yazıtları ile ilgili hangisi yanlıştır sorusunu biz bu şekilde Orun yazıtlarına çevirdik. İslam ordularına karşı Hazarlar ve Türk işler mücadele etmişlerdir. Hristiyanların günahlarından dolayı Tanrı'nın kendilerini cezalandırmak amacıyla gönderdiğini düşündükleri ve Tanrı'nın kamçısı olarak niteledikleri döneminde Avrupa Hun Devleti'nin en parlak zamanını yaşadığı Türk hükümdarı Atilla'dır arkadaşlar. Biraz hızlanalım çünkü 750 soru var. Çok da video çok uzun tutmak istemiyorum. Bilinen ilk Türk devleti Asya Hun Devleti'dir arkadaşlar. Orun kitabeleri Göktürkler tarafından yazılmıştır. Hangi dönem olarak derse, çünkü Göktürkler 1. ve 2. Göktürk diye ikiye ayırıyoruz. 2. Göktürk diyeceğiz. Evet, yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır. Bunun tabi bir sonuçları var arkadaşlar. Neler? Saray, tapınak gibi mimari eserleri geliştiriyor Uygurlar. Maniyezm dininin etkisi de var tabi burada. Musevilik kabul eden ilk Türk devleti Hazarlardır. Altın Adam zırhının bulunduğu Kazakistan'daki mezarın adı Esik Kurganı'dır arkadaşlar. Bu bayağı ayrıntı bir soru olur ama gelebilir, neden gelmesin. Çünkü bunlar sonuçta çıkmış sorular. Çin'den başlayıp Orta Asya'ya geçerek Akdeniz ve Karadeniz'de sona eren
ticaret yolunun adı İpek Yolu'dur arkadaşlar. Ve bu yüzden de Çinlerle çok savaş yapmışız. Bu yol, İpek Yolu mücadelesinden dolayı. Evet, geldim 27. soruya. Türklerin bağımsızlığını amaçlayan hareketlerden biridir. İkinci Doğu Göktürk Devleti'nin Çin egemenliği altında bulunduğu dönemde gerçekleşmiştir. Arkadaşlar, Kürşat ayaklanması olarak karşımıza gelecektir. Evet, Altaylarda pazarı kurganlarında bulunan halı, Kazakistan'da Alma-Ata şehri yakınlarındaki Esik kurganındaki altın elbiseli adam hızları Asya Hun Devleti ile ilgili bilgiler içermektedir bunlar. Türk tarihinde düzenli ordunun kurulması, devlet teşkilatının kurulması Asya Hun Devleti ile ilgili bilgilerdir. Evet, şimdi ortak özellikler de gelebilir. Uygurlar ve Göktürklerin ortak özelliklerinden birisi kendilerine özgü alfabelerin olmasıdır. Bakın alfabeleri olabilir ama kendilerine özgü alfabeler ortak özelliktir. Burada dikkat edin. Yoksa farklı Türk devletleri de kullanmışlardır alfabeler. İslamiyet'ten önce Türk devletlerinde Kaan'ın eşine Hatun unvanı verilirdi. Peki Hatun'un Kaan'ı temsil etme yetkisinin olduğunu gösteren durum nedir? Elçileri kabul etmesi. Çok güzel bir bilgi, siyasi özellik taşır. İslamiyet öncesi Türk devletlerine geçerli olan egemenlik sembol ve göstergeleri nelerdir? Siyasi anlaşmalar yapmak, evet bir gösterge. Para bastırmak, kurultaya başkanlık yapmak, yabancı elçileri kabul etmek. Değil mi? Hutbe okutmak, hayır. Hutbe okutmak İslamiyet'le beraber geldiği için İslami dönüyoruz. Türk tarihinde bunlar görünmez arkadaşlar. Hutbe okutmak görünmez. Birinci Göktürk Devleti döneminde Budizmi kabul ederek bu dinin halk arasında yayılmasını sağlamaya çalıştığı için tepki çeken hükümdar Tapokan'dır arkadaşlar. Yani Tapokan dediğim zaman aklımıza Budizm gelecek. Evet. Köktürk Devleti'nin yıkılmasının ardından Karadeniz'in kuzey ve Kafkaslar bölgesinde kurulan ve yönetici zümresi Musevi olan Türk Devleti Hazarlardır arkadaşlar. Musevi'yi kabul ettiklerini buradan anlıyoruz zaten. Göktürklere karşı sık sık ayaklanan Uygurlar döneminde uğradıkları baskılar üzerine batıya göç eden ve Karahanlı Devleti'nin kuruluşuna rol oynayan Türk toplumunun adı nedir? Karluklardır arkadaşlar. Şimdi şöyle bir çıkarım yapabilirsiniz. Karahanlı Devleti ilk Müslüman Türk Devleti değil mi? Evet. İlk Müslüman Türk boyu Karluklar. Oradan bir çıkarım yapabilirsiniz. Bu şekilde söyleyelim. Tarih öğretmeni Mani dinine ait kitaplarda dini ve dünyevi sahneleri canlandıran minyatürler bulunmaktadır. Minyatürlerde rahipler, prensler, savaş sahneleri ve süvariler yer almaktadır. Buralara geçelim. Ha bak şurası önemli. Hoça, Bezeklik, Turfan ve Bulak gibi önemli kültür sanat merkezleri vardır. Burada zaten ayrıntıyı veriyor. Uygurlar olduğunu buradan çıkarıyorsunuz zaten. Turfan. Evet, buradan çıkartabiliyorsunuz. Hatta Mani dini de zaten oradan belli etmiş olacaktır. Yanlış hatırlamıyorsam bu çok yakın bir zamanda çıkmış bir soruydu. İlik, kün, oguş, ayukı, örgün kelimelerin anlamlarını yazınız. İlik hükümler demektir arkadaşlar. Kün halk demek, oguş aile, ayukı hükümet, örgün de taht olacaktır. Dediğim gibi bu kelime anlam soru gelebilir bunlardan. Yerleşik hayat tarzını yaygınlaştıran, Maniizm dinini benimseyen, yazılı hukuk belgeleri düzenleyen, kalıp baskı yöntemiyle kitap çoğaltan Uygurlardır arkadaşlar. Eski Türklerin güneş bayrağımız, gökyüzü çadırımız sözüyle cihan hakimiyeti anlayışı vurgulanmaktadır. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarın erkek çocukları için kullanılan ünvan Tigin'dir arkadaşlar. Birinci Göktürk Devleti'nin en parlak dönemini yaşatan, Avarların Orta Asya'daki siyasi varlığını sonlandıran ve ülke sınırlarını batıda Hazar Denizi'ne kadar genişlemesini sağlayan hükümdar Mukan Kağan'dır. Evet. Şimdi bu destanlarla ilgili yakın bir zamanda soru yok. Yani son 2-3 yıldır bir soru yok ama neden olmasın diye bir koyduk biz. Türklerin demir madeninin bulunduğu dağı eriterek yaşadıkları yerden çıkışını anlatan destan adı Ergenekon destanıdır. Uygurların Kağanlarının gücünü aydan aldıklarını inanmalarından dolayı ünvanlarının başına ay kelimesini eklemelerindeki etkili olan dinin adı Maniizm'dir arkadaşlar. Evet, 44'teyiz. 562'de Bayan Han tarafından Orta Avrupa'da kurulan, 805'te Franklar tarafından yıkılan ve İstanbul'u iki kez kuşatan Sasanilerle birlikte Avarlardır arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Evet, Avarlar İstanbul'u kuşatıyor. Bunu artık biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ki bu videoda da iki kez değindik yani hatta. Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya göç eden Türk kavimleri Avarlar, Peçenekler, Hunlar ve Kıpçaklardır. Türk adı ilk kez Çin yıllıklarında geçmiştir. Bunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Orhun yazıtları Bilge Kağan ve Bumin Kağan hakkında bilgiler içerir. Muhtemelen bir tane daha vermiştir. Bilge Kağan, Bumin Kağan. Örnek veriyorum Tapo Kağan. Bunlardan hangileri o
Orhun yazıtları hangileri hakkında bilgi içerir deyip bir iki öncülü sorular sormuşlardır, öyle bir şey. Eski Türk devletlerinde hükümdara yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılan anlayışımız kut anlayışıdır arkadaşlar. İslamiyet'ten önce Türklerde ölen kişinin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü mezara kurgan denir. Mesela esik kurganı, esik mezarı gibi düşünebilirsiniz. Artık öyledir zaten de. İslamiyet öncesi Türklerde hükümdar unvanları Kaan, İlteber, Yakku, İdikut, Han, Hakan, Şanyu, Tanhu, İlteriş. Bunlardan farklı olan bir şey padişah dersen olur mu? Olmaz. Çünkü hükümdar unvanı değil. Evet. 51. soru. Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması töresinin sonucu nedir? Şimdi bak, ülke hükümdar ailesinin ortak malıysa tahta geçileceği zaman hükümdarın erkek çocukları ne kadar fazla olursa, ailesi ne kadar fazla olsa burada bir taht kavgası çıkacak mı ortaya? Çıkacaktır. Bunun en önemli sonuçlarından birisi bu. Evet, yine Bulgarlar ve Macarlar isyanını kabul etmişlerdir. Bakın videonun başında da geldik, burada da. Gördünüz, ÖSYM sormuş. Aradan zaman geçse de. Türk İslam devletlerinin hükümdarlık sembolleri nelerdir? Ünvan alma, otağı, nebe, tuğ, kılıç, kama, yay, kutuz, kamçı, kemer. Ama ok değil, bakın oku saymadık. Yerleşik yaşama geçmenin kesin kanıtı tarımda sulama kanallarının açılmasıdır. Türklerin kullandığı alfabeler Göktürk, Uygur, Kiril, Soğut, Arap ve Latin'dir. Buraya mesela farklı bir alfabe verir ve hangisi Türklerin kullandığı alfabelerden biri değildir der. Hemen bulur, işaretlersin, kolay bir soru olur. Ama eskide sormuşlar. Evet, ilk Müslümanın Türk devletleri konusuna geldik. İslamiyet öncesi Türk tarihini yaklaşık olarak 12 dakikada bitirmişiz. Evet, dediğim gibi uzun bir video olacak. Biraz hızlanmaya çalışacağız. Evet, 56. 12. yüzyılın ikinci yarısında bulunduğu bölgenin en kudretli devleti haline gelen, ancak Otrar olayı sonrasında Moğol istilasıyla yıkılma sürecine giren Türk devleti Harzemşahlardır. Büyük Selçuklu Devleti'ni asker toplama, teşkilatlandırma, teçhiz etme ve askerlerin maaşlarını ödeme görevlerini üstlenmiş olan divanın adı Divanı Arzurceiş'tir. Alparslan'ın Ani Kalesi'ni fethettiğini, Sultan Selçuk'un Katlan Savaşı'nı kaybettiğini bileceğiz. 1187 yılında Selahaddin Eyüp komutasındaki ordunun Haçlıları mağlup etmesiyle sonuçlanan, Kudüs'ün tekrar alınması ve 3. Haçlı Seferi'nin düzenlenmesine neden olan savaş Hıddin Savaşı'dır. Burada Hıddin Savaşı'nı sorabilir, Selahaddin Eyyubi'yi sorabilir, Kudüs'ün tekrar alınmasını sorabilir, değil mi? 3. Haçlı Seferi'nin düzenlenmesine neden olan savaş diyebilir ve 4 farklı soru çıkabilir bir bilgiden. O yüzden önemli. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde inşa edilen mimari eserler Gevher Nesebe Darüşşafası, İnce Minareli Medrese ve Karatay Medresesi. Mimari eserlerden de soru sorabiliyor ÖSYM. Buraya dikkat edin. Yani buraya da ayrı bir özen gösterirsiniz ders çalışırken. 13. 14. yüzyıllarda Anadolu'da kurulmuş olan beylikler ve merkezlerini yazınız diyor. Germenoğulları Kütahya, Menteşoğulları Muğla, Karamanoğulları Konya, Camdaroğulları Kastamonu, Karasoğulları Balıkesir. Bununla ilgili yine soru sorabilir lisansla, ÖSYM hiç belli olmaz. Der ki Germenoğulları, özür diliyorum, Germiyanoğulları Hatay. Hemen dersin Germenoğulları Hatay değil, Kütahya. Ya da Menteşoğulları Muğla. Bak, M ile başlıyor, M ile Muğla. Karamanoğulları Konya, bu şekilde. İslamiyet öncesinde adı Yesrib olan ve sonrasında adı Peygamber şehri anlamına gelecek şekilde değiştirilen şehir Medine'dir. Bizans ordusuyla 1176 yılında yapılan Miroköferan Savaşı aşağıdaki Selçuklu hükümdarlarının hangisinde gerçekleşmiştir? İkinci Kılıç Arslan. Miroköferan Savaşı, ikinci Kılıç Arslan. Evet, Türklerin İslamiyet'in kabulüyle birlikte mezar yapılarına bir değişim gösteriyor. Silindirik veya çokgen planlı bir gövde üzerine konik veya piramidal çatıdan oluşan Türk mezar yapısı kümbettir. Evet. Yusuf Has Acib'in Kutadgu Birik adlı eserinin sunduğu Doğu Karahanlı Devleti'nin hükümdarı Ulu Kara Burahan'dır. Hindistan'a sefer düzenlemiştir dediği zaman aklına direkt ne gelecek? Gazneli Mahmut gelecek. Horasan ve Arayasın. Bunlar da önemli. Kutadgu Birik'te yer alan konular Türk Devleti'nin geleneği, sosyal hayatı, töresi ve kut anlayışıdır. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Erzincan merkez olmak üzere Kemah, Divriği ve Şarki Karahisar civarında hüküm süren, daha sonra Erzincan ve Divri olmak üzere iki kola ayrılan Türk beyliğimiz Mengüceklerdir arkadaşlar. Dandarakan Savaşı'nın sonuçları nelerdir? Gazneliler zayıflıyor. Büyük Selçuklu Devleti kurulmuş oluyor. Selçuklular batıya doğru ilerliyor. Ve Selçuklular bölgelerinde güçleniyor arkadaşlar. Çünkü Gazneliler zayıfladı. Orada bir güç dengesi değişti. Evet, Anadolu Selçuk Devleti hükümdarı 2. Kılıç Arslan döneminde Anadolu'daki ilk kervansaray olan Alayhan yaptırıldı. Anadolu'daki ilk kervansaray Alayhan. Kim yaptırdı? 2. Kılıç Arslan.
Baba İshak isyanı ve Yassı Çimen Savaşı Anadolu Selçukluları döneminde olmuştur. İran Fars Edebiyatı'nın ünlü ismi Firdevsi'nin meşhur eseri ise Şehname Gazneli Mahmut'a sunulmuştur arkadaşlar. 1176'da yapılan Miraköferon Savaşı'nda Bizans ordusu ağır bir yenilgi uyguluyor. Bu savaşın sonuçları neler? Türkler yeni fetihlerde bulunuyor. Karışıklık devri sona eriyor. Bizans savunmaya çekiliyor ve Türklerden geri alma ümidi kırılıyor Bizans'ın Anadolu'yu. Anadolu Selçuklu Devleti ile Büyük Selçuklu Devleti arasındaki ortak noktalar neler? İkisinde de veraset sistemi anlayışı aynı. Yani ülkenin hanedanın ortak malı kabul ediliyor. Hükümdarlık alameti olarak hutbe okutuyorlar. İkisi de İslamiyet dini oldukları için. Şehzadelerin melik unvanı ile eyaletlerde görev yapması ve has birliklerin oluşturması ortak özelliklerindendir. Selçuklar döneminde emiri alem unvanı dediğimiz zaman sultanın bayrağını ve sancaklarının muhafızlığını yaptığını görüyoruz. İlk Türk İslam devletleri olan Karahanlar'da İslamiyet'i ilk kez resmi din olarak kabul eden hükümdar Saltuk Buğra Han'dır. Kudüs'ü kurtaran hükümdar kimdi? Selahaddin Eyyubi'ydi. Hangi savaş? Hıttin Savaşı'ydı. Bu hatta 3. Haçlı Seferi'nin nedeni oluyordu. Görüyorsunuz. Evet. Buna göre Kutadgu Biligi ne tür bir eserdir? Kutadgu Biligi'nin siyasetname türü eser olduğunu biliyoruz. Siz burayı okursunuz. Biz hızlı geçeceğiz. Mevlana Celaleddin Rumi dediğimiz zaman Anadolu Selçuklu Devleti'nin düşünürlerinden olduğunu aklımıza gelmesi gerekir. Selçuklularda hükümdar çocuklarının eğitim ve yetişmelerinden sorumlu kişiyi biz Atabey diyoruz arkadaşlar. Osmanlı'da lalalar vardı. Yoksullara yiyecek dağıtmak amacıyla kurulmuş hayır kurumu imarethanedir. Selçuklarda batı sınırına kendisine toprak verilen bey Uçbey'dir arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim, ilk Müslüman Türk devleti derken Türkiye tarihinin içine katıyoruz. Bundan sonra Osmanlı'ya geçeceğiz. Aynen o iki konuyu birleştiririz. Melik, Selçuklarda sultan tarafından bir bölgeyi yönetmekle görevlendirilen hanedan mensubudur. Şimdi Malazgirt Savaşı'nın sonuçları nelerdir? Biliyoruz bunu. Ben yine de ekledim ama biliyoruz, çıkmış soru olduğu için. Hızlıca geçeceğim. Büyük Selçuklar döneminin eğitim kurumu medresededir. Anadolu Selçukları dönemi ilk altın para 2. Kılıç Arslan döneminde bastırılmıştır. Mısır'da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları'dır arkadaşlar. Donanma kurarak Batı Anadolu'da denizcilik yapan Türk beylikleri Menteşe, Saruhan, Karaman ve Aydın oğullarıdır. Bunlar önemli. Şimdi bakın burada Arap Harplerinin güçlü bir estetikle yansıtıldığı İslami sanat dalıdır. Buradan çıkaramayabilirsin ama bak şu isimleri bilirsen iyi olur. Ahmet Karahisari ve Hafız Osman dediğin zaman aklına ne gelecek? Hat sanatı gelecek arkadaşlar. Hat sanatı aklına geliyorsa diğer bilgileri de çok da bilmene gerek yok. Türklerin İslam dünyasına olan katkıları nelerdir? Biliyoruz değil mi? Abbasiler döneminde Bizans'a karşı koruyoruz devleti. Abbasilerin yanında oluyoruz. Gazneler döneminde İslamiyet'in Hindistan'a kadar yayılmasına sebep oluyoruz. Anadolu Selçuklular döneminde Haçlara karşı başarılı mücadele ediyoruz. Büyük Selçuklular döneminde İslamiyet'in Anadolu'da yayılmasını sağlıyoruz. Bunlar katkılarıdır. Anadolu Selçukları dönemi Anadolu'daki ilk kervansaray neydi? Alayhan'dı. İkinci Kılıç Arslan döneminde yapılmıştır. Evet, Tokat Niksar'daki Yağıbasan Medresesi'ni kuran beylik danışmanlıklardır arkadaşlar. Anadolu'daki ilk beyliktir. Şey, özür diliyorum, Anadolu'daki beylik diyorum. Anadolu'daki ilk medrese Tokat Niksar'daki Yağıbasan Medresesi'dir. Kur'an'da danışmanlıklardır. Evet, Divan Lügati Türk'ün Kaşgar Mahmut tarafından yazıldığını biliyoruz. Karahanlar döneminde olduğunu biliyoruz. Türk kültürü açısından önemi nedir? Yani bu önemin sebepleri nelerdir? İlk Türkçe ansiklopedik sözlük olması, dönemiyle ilgili çok fazla bilgi içermesi, Türk destan ve efsaneleri hakkında bilgi sunması gibi gibi özellikleri var arkadaşlar. Risaletün Nusuye adlı eser dediğimiz zaman aklımıza Yunus Emre gelecek. Özür diliyorum arkadaşlar istediğim için. Aklımıza Yunus Emre gelecektir. 96. Büyük Selçuklu Devleti'nden hanedan üyeleri ve valilerin hüküm sürdükleri bölgelerde kendilerine göre bağlı askeri birlikleri vardı. Yani iktidar mücadelesine sebep oluyor mu? Oluyor. Taht kavgaları devam ediyor. Çünkü veraset sistemi anlayışı aynı. Ülke hanedanın ortak malı. Egemenlik anlayışı var. İktidar sistemi var. Atabeyliklerin oluşması var. Bunlar askeri birliklerin oluşması sebepleri. Burada arkadaşlar Selçuklu Devlet genelinin Mısır'da yerleşmesini sağlamaları, Fatimi devletine son vermeleri, Haçlara karşı başarılı mücadele etmeleri Eyyubilerin olduğunu kanıtlayacak bizlere. Evet. Karahanlı döneminde kaleme alınmış olan
Dört karakter üzerinden adalet, iktidar, akıl ve akıbet olmak üzere başlıca dört insani yetenek ile devlet yönetimi ilişkin ilkelerin anlatıldığı eserin adı Kutadgu Birliktir. Yazarı Yusuf Asacık. Türkiye Selçukluları 13. yüzyılın başlarında Antalya, Sinop, Alanya ve Sudak'ı hakimiyet altına almıştır. Bu ne? Liman kentleri değil mi bunlar? Evet, bunlar ne yapıyor? Kervansaray inşa ediyor. Bu politikayla Türkiye Selçuklu amaçları nelerdir? Aslında bunu siz yorumla yapabileceğiniz bir bilgi ama biz yorum sorusu da olsa yine de biz bunu bilgi haline getirdik. Ekonomi üstünlük sağlamak. Anadolu ticaretine ve ticari yollarına hakim olmak. Liman kentlerini ele geçirerek Bizans ekonomisini zayıflatmak gibi amaçları var. 100. Sivas Gök Medrese, Sultan Han Kervansarayı ve Konya Alaaddin Camii Anadolu Selçuklu Devleti dönemine aittir arkadaşlar. Evet. 100'de bitirdik. Kaldı 650 sorumuz. İşte Karesioğulları Balıkesir, Germiyonoğulları Kütahya, Saronoğulları Manisa, Menteşoğulları Muğla. Bakın daha önce de gösterdik yine çıktı. Çıkabilir yani. Bunu bahsetmeye çalışıyorum. 102 çok güzel bir soru ve ben bu sene 102'den soru geleceğine inanıyorum. Lisansa gelebilir, ön lisansa gelebilir, orta öğretimde gelebilir. Arada bir sordukları için diyorum. Halife Kaimi Kaim Biemrillah'ın Büveyvi komutanı Arslan Besasir'i tehlikesini ortadan kaldırması üzerine Doğu'nun ve Batı'nın hükümdarı ünvanını verdi. Türk İslam hükümdarı Tuğrul Bey'dir arkadaşlar. Gelebilir. Türkiye Selçuk Devleti'nin başkenti İznik'in Haçlı ordusu tarafından ele geçirilmesi üzerine başkenti Konya'ya taşıyan 1. Kılıç Arslan'dır arkadaşlar. Neydik? Türk İslam Devleti'nin ülke ve devlet yönetimi hakkında yöneticileri bilgi veren eserlere siyasetname diyorduk. Hatta Kutadgu Birlik bu tür bir eserdi. Harikasınız. Melikşah'ın Atabeyliğini yapan, aynı zamanda Siyasetname adlı eseri yazan kişi Nizamül Mülk'tür. Bakın Siyasetname adlı eser diyorum. Bu aynı şey değil. Türkiye Selçuklu Devleti ticareti geliştirmek amaçlı Alanya, Sinop, Sudak'ı fethediyor. Neden? Çünkü bunlar liman kentleri. Burayı kervansaraylar yaparak, ticareti geliştirerek ne yapmış olacak? Geliri arttırmış olacak. Kervansaraylar yapmak, eşkıyalığa karşı önlem almak, yolları ıslah etmek gibi. Selçukların Türk İslam Üniversitesi'ne kazandırdığı yapı kümbettir arkadaşlar. İşte bilim, eğitim, sağlık gibi harcamalarda kullandığımız araziler, görevlerin maaşları da dahil, vakıf arazidir. Büyük Selçuklular Devleti'nin döneminde Hasan Sabbah tarafından kuruluyorsa Haşhaşiler. Bu direkt net. Hasan Sabbah gördün mü direkt Haşhaşiler. Aklına gelecek. Batini anlayış. Gazneliler Devleti, bir başka İslam Devleti'nin hizmetindeki Türk komutanlar tarafından kurulmuştur. Bu özelliği bakımından Tolunoğulları Devleti ile benzerlik gösteriyor arkadaşlar. Onlar da Tolunoğulları da neydi? Türk komutanlar tarafından kuruluyordu. İslam dünyasındaki fütüvvet anlayışı Anadolu Selçuklu Devleti'nde ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında da ailelik teşkilatının şekillenmesinden rol oynuyor arkadaşlar. Ama ailelik teşkilatı bu yüzden önemli. Evet. Dilek olay 24 dakika olmuş arkadaşlar. Devam ediyoruz. 112'deyiz. İnşallah 1,5 saate bitireceğiz. 1058 yılında Abbas Halifesi'nin Tuğrul Bey'e Doğu'nun ve Batı'nın ünvanını vermesi, özür diliyorum konuşamadım. Sebebi nedir? Büveylilerin, Şeyh Büveyoğulları'nın Bağdat'taki hakimiyetlerine son vermesi. Evet, bu da önemli. Bakın biraz önce bahsettiğimiz bilgi bir daha çıkmış soru olarak gelmiş. Anadolu Selçuk Devleti'ne veliaht ilan edilen kişi veya ya başkentte bulunur ya da merkeze yakın bir şehre melik olarak yönlendirildi. Bu uygulamanın sebebi neler? Sultanın ölümü durumunda ülkede iç karışıklığının çıkmasını önlemek. Veliahtı devlet yönetimine hazırlamak. Osmanlı da bunu iyi bir şekilde uzun yıllar kullandı. Sultanın sefere çıkması halinde başkentin güvenliğini sağlamak. Merkezi devlet yapısının devam ettirmek en önemli sebebi bence budur. Merkezi devlet yapısı. 1158-1157 yılları arasında hükümdarlık yapmış olan Büyük Selçuk Devleti'nin son sultanı Sencer'dir. Evet. Anadolu Selçuk Devleti zevdeme başladı. Savaş Kösedağ Savaşı'dır arkadaşlar. Bu net bir bilgi. Şehirlerin şanı unvanıyla bilinen şehrimiz Semerkant'tır. Şehirlerin şahı. Kaşgar Mahmud'un Türk'ün kanadıdır dediği savaş aracı attır arkadaşlar. 963-1187 yılları arasında Afganistan, Özbekistan, İran, Horasan. Horasan'ı görüyorsan hemen bir Gazze'ye gelecek mi aklımıza? Gelecek. Evet. Evet, Türklerde İslamiyet'in kabulüyle birlikte İslamiyet'teki tafsir yasağı insan ve hayvan figürlerinin yapılamaması biçiminde yorumlanmıştır. Bu da süslemede resimde boşalan yerin yazıyla doldurulmasına ve hat sanatının ortaya çıkmasına neden olmuştur arkadaşlar. Bunu söyleyeyim.
Bu videoyu hazırlarken çok uzun zaman aldığı için, gecelere kadar uğraştığım için arkadaşlar, o yüzden şu an uykusuzum, kusura bakmayın. Ama bu videoyu bitireceğiz. Kayseri'deki Gevsen Nesibe Hatun Darüşşifası. Evet, zaten Darüşşifa olduğunu anlıyorsun. Bu çok önemli. Türkiye Selçuk dönemine ait eser. Anadolu'da kurulan ilk beyliklerden biri olan Üç Kümmetler ve Mama Hatun Türbesi dediğimiz zaman aklımıza Saltuklar gelecek. Hele Erzurum ve çevresi istiyorsan zaten garanti altına aldın soruyu. Yusuf Has Acep Kutadgu Bilig adlı eserini hangi Türk devleti döneminde Karahan kime? Ulu Karaburan. Batman'daki Malabadi Köprüsü hemen yapıştırdın Artuklar olduğunu. Evet. Hatta şunu söyleyeyim. Mardin'deki Hatun Medresesi zaten biliyorsunuzdur. Mardin Artuklu Üniversitesi var. Mardin Artuklu Üniversitesi. Artuklu dönemi. Aklınıza gelebilir diye belki böyle bir şeyler yapacağız. Türk İslam Devletleri'ne pazarlarda fiyatları, tartı ve ölçü aletlerini üretilen ve satılan malların kalitesini denetleyen görevli muhtesiptir arkadaşlar. Muallim-i Sani unvanı ile bilinen Biruni'dir. Anadolu Selçukları zamanında uç bölgelerde görev alan Türkmen beylerinin boy boymaklarıyla gelerek buralarda yerleşmelerinin nelere ortam hazırladığı savunulabilir. Şimdi bölgelerin nüfusu artıracak mı? Artıracak. Sınırları korumasını sağlayacak mı? Evet. Çünkü uç bölgelerde görev alıyor. Uç bölgeler neler? Sınırlar. Anadolu'nun Türkleşmesine katkısı olacak. Olacak. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Nizamiye Medresesi Büyük Selçuklar dönemine aittir. Kritik. Müslüman Türk Devleti'nde devlet memurluğu çoğunlukla babadan oğula geçerdi. Bu durumun sonucu ne? Bürokrasi de yani devlet memurluğunda egemen bir sınıfın ortaya çıkması mı? Evet. Anadolu Selçukluları mimari yapılarının iç ve dış sistemlerinde Çin, taş, ahşap kullanmışlardır. Bu arada arkadaşlar şuraya kadar gelmişken söyleyeyim, devam edeceğiz. Kısa bir ara vermek gibi düşünebilirsiniz. Bu videodaki slaytları PDF olarak aşağıya bırakacağım. Aşağıya WhatsApp ve Telegram gruplarımıza bırakacağım. İsterseniz direkt PowerPoint şeklinde böyle benimki gibi çalışmak istiyorsanız da onun için gruplarımıza bekliyoruz. Bu şekilde söylemiş olalım. Evet. Batman yakındaki Hasankeyf'te Artuklara ait eserler bulunmaktadır. Malabadi Köprüsü buradan en büyük şey. Hasankeyf'te Malabadi Köprüsü Artuklara ait. Selçuklarda erkek hanedan üyelerinin yanlarına bilgili devlet görevleri verilerek eyalet veya vilayetlere yönetici olarak gönderilmeleri deneyim kazanmak. Amaç burada deneyim kazanmak. İkta ne demek? Selçuklarda toprakların vergi gelirlerine göre bölümlere ayrılması demek. Evet arkadaşlarım. İlk Müslüman Türk Devleti ve Türkiye tarihini bitirdik. İslamiyet Üniversitesi Türk tarihini bitirdik. Şimdi kuruluş dönemi. Beyliğinin kuruluş sürecinde merkezileşmeyi güçlendirmek için yaptığı adımlar. Kapı kulu askerlerin oluşturulması, Rumeli Beylerbeyi'nin kurulması, tarih defterlerinin tutulması, tımar usulünün sistemleştirilmesi. Bunlar hep merkezileşme güçlendirmek için. 14. yüzyılda Balkanlarda kimlerle savaştık? Yani yaptığımız savaşların adı ne? Sırp Sındığı, Niğbolu, 1. Kosova ve Çirmen. Bunu Balkanlarda yapıyoruz. Evet arkadaşlar, Yeniçeri Ocağı'nın kurulması ve Rumeli Beylerbeyi'ni görüyorsan ve Edirne'nin de başkenti olduğunu görüyorsan 1. Murat'ı yapıştırıyorsun. Ulema kökenli devlet adamlarından biri Çandarlı Kara Halil'dir arkadaşlar. Çandarlılar bir dönem bayağı söz sahibi oldular. Osmanlı tahtına küçük yaşta 2. Mehmet'in geçmesi üzerine Macarlar ve müttefiklerinin Edirne Segedin Anlaşması'nı bozarak yeni bir Haçlı Seferi düzenlemeleri sonucunda yapılan savaş Barnes Savaşı'dır. Bunu da bu şekilde söyleyeyim. Evet, 36. sayfadayız. 217 slaytımız var toplamda. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki devlet teşkilatı ile ilgili gelişmeler nelerdir? Akçenin basılması, Divan-ı Hümayun'un oluşturulması, Tımar Sistemi'nin uygulanması, Kapıkulu Ocağı'nın kurulması daha ne olsun? Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda fethettiği topraklarda uyguladığı İskan siyaseti, hoşgörü politikası, bunlar önemli politikalar arkadaşlar. İlk düzenli ordu teşkilatı yaya ve müsellemlerdir arkadaşlar. Orhan Gazi döneminde harikasınız. 1. Beyazıt'ın oğullarından olup Ankara Savaşı'ndaki bir tat mücadelesi var. 2. Murat tarafından sonlandırılan kişi Mustafa Çelebi arkadaşlar, bu önemli. Mehmet Çelebi Fetret Devri'ni sona erdiriyor. Burada Mehmet Çelebi ile karıştırmayın, bu farklı. 2. Kosova Savaşı 2. Murat döneminde gerçekleşir. Değil mi? Osmanlıların Balkanlara atılamayacağı kesinleşiyor gibi durumlar var. Siz yine okursunuz arkadaşlar. Dediğim gibi hızlanmamız lazım. Osmanlı Devleti Rumeli'ye geçmesiyle birlikte ele geçirdiği topraklara Türk nüfusu yerleştirmesinin sebebi nedir? Balkanlarda giderek güçlenmek ve orayı kalıcı bayındır hale getirmek. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki amaçları neler? Rumeli fetihlerini genişletmeye amaçlıyor. Anadolu'da siyasi birliği sağlamaya çalışıyor. Bizans'a mücadele sürdürüyor. İslamiyet'i geniş alanlara yaymayı hedefliyor.
ilk Osmanlı Haçlı Savaşı Sırp Sındığı Savaşı'dır. Osmanlıların Haçlı ordularına karşı mücadele ettiği savaşlar Sırp Sındığı, ilki zaten Nibolu, 1. Kosova ve Varna'dır arkadaşlar. Osmanlı Birliği'nin kısa sürede gelişmesinde Bizans İmparatorluğu'nun din ve mezhep ayrılıklarının yaşaması, tekfurların kendi başlarına hareket etmesi, taht kavgalarının yaşanması gibi nedenler etkili olmuştur. Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek için yoğun çaba harcıyor. Bu uygulamalara neyi amaçlıyor peki? Tarım alanlarını genişletmeye çalışıyor, düzenli vergi değil mi arkadaşlar? Göçebe Türkmenleri Balkanlarda yerleştirerek oradaki halk arasındaki çalışmaları da önlüyor. Şimdi burada Osmanlı Devleti içerisinde Balkanlarda olmayanlar kendi aralarında bir sıkıntı yaşıyorlar değil mi? Devlet iki sıkıntı yaşayan aileden birini Balkanlara gönderiyor ve bu sıkıntıyı çözüyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Evet, ne diyor? Böyle bir tutum neleri kolaylaştırdığı savunulabilir. Dili, dini, gelenekleri birbirinden farklı uluslar yaşamış. Demek ki bir hoşgörü hakimiyeti var değil mi? Evet. Fakat bunun sıkıntısı ne? Yıkmak isteyen devletler Osmanlı iç işlerine karışıyor. Hatta bu azınlıklar daha sonra bağımsızlık kazanıyor. Böyle bir sıkıntıları da var. Farklı ulusların yaşaması. Çimpe Kalesi, Gaziler Sultanı ve ilk medresi İznik'te yapan Orhan Bey'dir zaten. Orhan Bey bu kuruluş dönemiyle ilgili soru gelmesi en muhtemel yerlerden birisidir. Evet, ailelerin desteğini sağlaması ve hoşgörü politikası izlemeleri kısa sürede gelişmeye neden olacaktır. Edirne Segedin anlaşması öncesinde Haçlarla ittifak yaparak Osmanlıları zor durumda bırakan beyliğin adı Karamanoğulları'dır arkadaşlar. Kendilerini Türkiye Selçuklu Devleti'nin varisi olarak gördükleri için Osmanlı'yla uzunca bir süre savaş halindeler diyebiliriz. Fetret devrinin yaşanmasına sebep olan savaş Ankara Savaşı'dır arkadaşlar. Daha sonra Mehmet Çelebi tarafından Osmanlı tekrardan düzeliyor. Evet, burada Varna Savaşı, zaten bunu söylemiştik. İkinci Murat'ın ordunun başına geçtiği savaş Varna Savaşı. Bakın yine çıkmış. Varna Savaşı da aklımıza kalsın o zaman. Orhan Gazi döneminde gerçekleşen gelişmeler, Rumeli'ye geçiyoruz, İznik'te medrese açıyoruz, Kuzey Batı'nın adını siyasi birine sağlıyoruz, Bursa'nın başkent olması da gerçekleşiyor. Peki, devam edelim. Yaklaşık 4'te 1'ini bitirdik videonun da. Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarında fetihleri özendirmek için fethedilen bölgenin zaman zaman fetheden komutanlarına vermesi kılıç hakkıdır. Çelebi Mehmet'in fetret devrini sonlandırdığını biliyoruz. Balkanlarda ahalinin Osmanlı yönetimini kolay kabullenmesinin nedenleri nedir? Normalde halbuki düşündüğün zaman kolay kabullenmemesi lazım. Ama Osmanlı vergi düzeni esnek. Eski yöneticilerin Osmanlı sistemi içine alınması, yerleşik ahalinin adetlerine dikkate alınması, değil mi? Yani onları değerli hissettirmesi gibi düşünebilirsiniz. İşte medreselerde isimlerin yanında Arabi, Acemi gibi isimlerin olması, buradan neye ulaşabiliriz? Osmanlı bilim ve eğitiminin gelişimine diğer İslam ülkelerinden de bilginler gelmiş mi? Gelmiş. Çünkü farklı isimlerle alimler de yazıyor. Osman Bey'in ardından devletin ikinci kurucusu olarak tanımlanan padişah 1. Mehmet Çelebi'dir arkadaşlar. 1. Mehmet'tir. Çelebi Mehmet. 14. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Balkanları geçişini kolaylaştıran durumlardan biri de Karasoğulları'nın deniz gücünün Osmanlı Devleti'ne katılması. Yani Karasoğulları'nı fethetmek. Evet, burada Ankara'yı hakimiyet altına alan Karamanoğulları'dı arkadaşlar. Nibolu Savaşı dolayısıyla. Sırp Sındığı Savaşı'nı biliyoruz. İlk Osmanlı-Bizans Savaşı. Macarların Balkanlar'da etkisini azaltıyor gibi özellikleri var. 164'teyiz ve kuruluş dönemiyle ilgili muhtemelen son bir yer çünkü kısa gördüğünüz gibi. Orhan Bey zamanında ilk Osmanlı medresesinin açılması, yaya ve atlı düzenli bir ordunun kurulması, Osmanlı Devleti'nin bu dönemde teşkilatlanmaya başladığının göstergeleridir. Evet arkadaşlar, 165. soruyla birlikte yükselme dönemine geçiyoruz. Umarım bu ilk 3 konuda vermiş olduğumuz bilgiler direkt sınavınıza çıkar ve artı 3 ile de yapıştırarak devam ediyoruzdur burada. Şimdi geldik yükselme dönemine hocam. İran ile imza aldığımız Kanuni Sultan dönemindeki ilk anlaşma Amasya Anlaşması'dır. Donanma günü olarak kutladığımız olay Preveze Deniz Savaşı. Burada olay var, işte Fatih Sultan Mehmet ile ilgili anlatıyor. Burada mutlak ve merkezi bir yönetim kurmaya başlıyor arkadaşlar. Yeniçeri kontrolü altına alıyor. Yeniçeri ağasını doğrudan kendisine bağlıyor. Amaç burada ne? Merkezi bir yönetim kurmak. Evet, Fatih Sultan Mehmet'in Moray'ı aldığında bilmek gerekebilir. Burada arkadaşlar ne diyor? Bozoklu Celal adında bir sipahinin çıkardığı isyan.
Yani Celal İsyanı olarak adlandırılıyor. Bu sebep, bu isyanın sebepleri neler? Büyük bir nüfus artışı yaşanıyor. Bakın şimdi bir anda büyük bir nüfus artışı yaşanıyorsa orada bir para değeri kaybeder. İltizam sisteminde sorunlar yaşanır. Değil mi? Devletin ekonomiyle ilgili sıkıntıları var demektir. Ve burada ne olacak? Olağanüstü vergilerin sürekli alınır hale gelmesi. Bunlar isyanların nedenleri arasındadır. Bakın Fatih Sultan Mehmet ne diyor? İstanbul Fethettin Ortodoks sebasının eğitim ve ibadet işlerinde Ortodoks patriğine yetkiler vermiş olmakla birlikte seçilen patriği kendisi ataması merkezi otoriteyi korumasını koruduğunu gösterir. Evet işte Hristiyan birliğini parçalamak ve Akdeniz ticaretini canlandırmak amacıyla Fransa ile ittifak yapıyoruz. Gayet güzel bir akılcı bir politika. Osmanlı Devleti 1517'de Mısır ve Suriye topraklarına katmış, Mekke ve Medine gibi İslam dünyasının kutsal şehirlerine hakim olmuştur. İşte bu bölgeye yönelik politikalar nelerdir? İslam dünyasının önderi olma, halifelik geliyor Yavuz Sultan Selim'le birlikte bildiğiniz üzere. Ticaret yollarının denetimini alma, hac yollarının güvenliğini sağlama, yeni vergi alanları kazanma. Bunlar önemli. Akdeniz'e hakim olmak için Venedik ve İspanya ile mücadele ediyoruz arkadaşlar. Celbe Deniz Savaşı'nın olayını görüyorsunuz. Osmanlı donanması kazanıyor. Mohaç Meydan Savaşı ile Macaristan Osmanlılara bağlanıyor. İstanbul Anlaşması ile protokolle Avusturya Kralı Osmanlı Sadrazamına eş sayılıyor. Bir dakika, Avusturya Kralı Osmanlı Sadrazam. Sadrazam, padişahın bir altındaki yetkili kişi. Demek ki biz siyasi olarak üstün müyüz? Evet. Bu şekilde söyleyebilirsiniz. Rodos'un fethi Suriye ve Mısır deniz yolunun güvenliğini sağlıyor. Evet, bunları da sağladığını söyledik. Previz deniz Savaşı da Mora ve Dalmatçı Savaşı. Evet, 1. Selim döneminde yani Yavuz Sultan Selim döneminde ortaya çıkıyor bu isyanlar. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethi için neler yapmış görüyorsunuz. Burada gelişmeler nelerdir diyor Fatih Sultan Mehmet'in Osmanlı Devleti'nin egemenliğini Tura'dan Fırat'a yayılan bir imparatorluğa dönüşmesinde. Merkezi otoriteyi güçlendiren kul sistemi ve fethi politikası. Mısır'ın Osmanlı topraklarına katılması 1. Selim, Yavuz Sultan Selim döneminde olmuştur. İkinci Mehmet Fatih döneminde görülen gelişmelerde de kanunname hazırlanıyor, Topkapı Sarayı'nı yapılıyor, inşası başlanıyor. Sağını Saman Medreseleri kuruluyor. Divan üyelerinin aldıkları kararları arz odasında padişaha sunmaya başlıyor. Şimdi 16. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda gerçekleşen bazı olaylar var. Öncelikle köylerde yaşamın güçleşiyor. Şimdi köylerde 16. yüzyıldasınız, köylerde yaşam güçleşiyorsa ister istemez ne yapacaksınız? Köylerden şehirlere göç edeceksiniz. Şimdi köylerden şehirlere göç ettiniz. Örnek verelim, İstanbul'un nüfusu 10 bindi. Köylerden gelenlerle beraber 15 bin kişi oldu diyelim ki o dönemde. 10 bin kişiden 2500 çalışıyordu. Bu gelen 5 bin kişi çalışmak isteyecek. Ne olacak? İşsizlik artacak ister istemez. Çünkü orada köylerde çalışıyorlardı. Buraya geldi, şehirlerde iş arayacaklar. İş bulamayacaklar. Çünkü oranın kendisine yetecek kadar bir düzeni var. Siz oraya 5000 kişi ya da 10.000 kişi dışarıdan geldiğini varsayalım. Burada ne olacak? İşsizlik artacaktır. Bu şekilde söyleyelim arkadaşlar. Evet, burada işte 2. Mehmet'in bilim ve eğitim alanındaki uygulama nelerdir? Hızlıca okuyabilirsiniz arkadaşlarım. Ben önemli yerleri bahsedip geçeceğim. Mevlüt Devleti'nin yıkması, Doğu Anadolu'daki Safa ve etkisini kırması, Baharat yolu denetiminin Osmanlı Devleti'ne geçmesi Yavuz Sultan Selim'dir. Büyük Kaçkun. Nedenleri neler görüyorsunuz arkadaşlar? İşte vergi yükünün ağırlaşması, yönetici suistimallerin artması gibi özellikler var. Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyıldan itibaren karşılaştığı ekonomik sorunları aşmak için gerçekleştirdiği uygulamalar neler? İşte madeni paraların ayar ve ağırlıklarını düzenliyor, olağanüstü vergileri düzenli hale getiriyor gibi birkaç durum daha var. Vezir-i Azam Osman Paşa 1584 yılında İran üzerine düzenlenecek sefer için Anadolu'dan Kapıkulu Ocakları'nı istihdam edilmek vaadiyle asker topluyor. Önceden Kapıkulu, yani ne diyelim, Yeniçeri Ocağı. Yeniçeri Ocağı eskiden Türk kökenlerinden çıkmıyordu. Hayır, devşirme sisteminden gelenler vardı. Artık Türk kökenlerinin açıldığını söyleyebiliriz. Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılda Avrupa'daki siyasi mücadelelerden faydalanmak için ticari harcılıklar verdiği, yani ticari harcılıklar dediğimiz kapitülasyonlar verdiği ilk devlet Fransa'dır. Sonra zaten durduramıyoruz bu vermeyi, ayrıcalık vermeyi. Fatih Sultan Mehmet'in Ortodoks Kilisesi'ne yönelik izlediği hoşgörü politikasıyla hangisini amaçladığını söylüyoruz. Müslüman olmayan uyrukların güvenini kazanmayı sağlıyor arkadaşlar. Güvenini sağlıyor. Turgut Reis'in şehit düştüğü yer ve kuşatma kaldırılık yere geçirilmeye yer Malta'dır arkadaşlar.
16. yüzyılın ikinci yarısına itibaren Osmanlı Devleti'nde toprak düzeni bozulmasıyla toprak mülkiyeti yaygınlaşmıştır. Feodal yapının güçlenmesine ortam hazırlayacaktır arkadaşlar. Evet, şimdi uzun bir yer olan Osmanlı kültür ve uygarlığı konusuna geçiyoruz arkadaşlar. Kalan konularımız saymaya gerek yok. Yine uzun zaten. Daha 190. sorudayız. 750'ye daha var. Hadi devam edelim. Osmanlı Devleti'nde görülen uygulamalardan hangisi taht kavgalarını önlemeyi amaçlar? Evet, en büyük hanedan üyesinin tahta çıkma kuralının getirilmesi 1. Ahmet döneminde gerçekleştiriliyor arkadaşlar bu. Bundan önceki veraset sistemi anlayışımız kardeş katli vaciptir diyen Fatih Sultan Mehmet'ti. Sonra bunu değiştiriyorlar ve en büyük hanedan üyesinin tahta çıkması kuralı yani ekber ve erşed sistemi getiriliyor. Ferman ve berat gibi emirnameleri üzerine tura çeken nişancıdır arkadaşlar. Tımar sisteminin taşlıların nüfuzlu ailelerin desteklenmesi hedefine yönelik olduğu savunulabilir. Osmanlı toprak değişiminin özellikleri nelerdir? Tımar sisteminin esasını teşkil etmektedir. Toprağın mülkiyeti devlete aittir. Toprak sebepsiz yere boş bırakılmaz. Hem toprak hem ürün üzerinden vergi ödenir. Divan-ı Hümayun'un görevleri nelerdir? Önemli soru. Osmanlı Devleti'nde idari birimler nelerdir? Kaza, eyalet, sancak, köy. İktisadi anlayışı oluşmasında örf, din, coğrafya etkili olmuştur arkadaşlar. Evet, sarayın dış hizmetlerin bulunduğu bölüme birun diyoruz. Kapı kulu ocağına bağlı süvariler, sipahi silahlar, sağ lufacılar, sol lufacılar, sağ garipler ve sol garipler. Bunlarla ilgili soru gelmiş arkadaşlar, kapı kulu ocakları ile ilgili. Tecrübe kazanmaları engellendi, savunabilir neydi? Ekber ve şey sistemi gelmesiydi. Reisül Kütüb'ün önemini artması. Reisül Kütüb ne yapıyor? İç ve dış yazışmanın kurallarını iyi biliyor. Devletler arasında diplomasi de işini iyi. Bu sebepten önemi artıyor. Çünkü 18. yüzyılda itibaren artık ne oluyor? Siyasi dediğimiz diplomatik ilişkiler önemli hale geliyor. İlmiye sınıfında eğitim öğretimde müderris, yargı kadı, fetva için müftü örnek verebiliriz. Matrakçı Nasu ve Levni aklınıza geliyorsa minyatür diyeceğiz bunun cevabını. İslami hukuk nelere dayanarak uygulanmıştır? Kur'an-ı Kerim ve hadis. Perçik uygulaması savaş esirlerine dayanıyor arkadaşlar. Fatih Kanunnamesi'ne göre ilmiye sınıfına mensun olup gerektiğinde fetva veren Şeyhülislam'dır arkadaşlar. Fetvayı Şeyhülislam verir. İşte vakıfların işlevleri nelerdir? Halkın sağlık, eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının karşılanması gibi görevleri vardır. Şeker Ahmet Paşa ve Osman Hamdi Bey dediğimiz zaman aklımıza resim gelecektir. Osmanlı Devleti'nde en fazla nüfus nakledilen bölge Balkanlardır. Sebebini biliyoruz zaten. İskan ve istimale sisteminden dolayı. Paranın alım gücünü düzenlemek için gümüş oranı yeniden belirleniyor arkadaşlar. Hazine-i Amire her türlü mali iş defterdar. Selimiye Camii'dir arkadaşlar. Klasik dönemde yapılan camiler arasında. Bir yorum sorusu arkadaşlar. Burada kadınlarla ilgili birçok yeni ortaya çıktığına göre ne oluyor? Kadın sosyal hayata katılımı giderek artıyor. Bunu söyleyebiliriz. Yavuz Sultan Selim'in hazine ile ilgili sözü var. İşte benim altınla doldurduğum hazineyi torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mühürüyle mühürlensin yoksa benim mührümle mühürlensin diye bir sözü var. Tabii ki Osmanlı Sultanı hazineyi tam dolduramıyor arkadaşlar hiçbir Osmanlı Sultanı. Mührü hep Yavuz Sultan Selim'e ait oluyor. Evet, Taküddin Mehmet'i bilmiş olmamız gerekiyor. Rasathane kurarak gözlemlerde bulunuyor. Müderrislik ve katılık görevleri var. Tek bir cins ticaret maddesinin toptan satışının veya dağıtımının yapıldığı kapalı pazar yeri kapananıdır arkadaşlar. Hazineye daha fazla gelir sağlamak için mukata sistemi getiriliyor arkadaşlar. Malikane usulü yani. Yerli tüccar kesimin güçlenmesini engelleyen durumlar nelerdir görüyorsunuz. Sarayın otoritesini yeniden arttıran Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıdır. Evet. Düşman ordularına saldırmak, orduyu keşif hizmetinde bulunmak akıncılar. Açık arttırma yoluyla ihale, iltizam. Olağanüstü hallerde toplanan vergi avarız. Erkek nüfustan alınan vergi cizye. Baş vergisi olarak da geçiyor. Askerlik yapmadıkları için. 3 yıl boş bırakan köyden alınan vergi çift bozan ve anam vergisi arkadaşlar. Onda biri. Tarım ürünlerinin. Şer'i hukukta ceza hükümleri içeriyor ve Kur'an-ı Kerim ve hadislere dayanıyor.
Seyahatname dediğimiz zaman aklımıza Evliya Çelebi gelecektir. İlk Osmanlı medreseleri İznik'te açıldığını biliyoruz. Orhan Gazi döneminde. Burada da bilgilerimiz var. Yeniçeri Ocağı'na asker yetiştirmek için 1. Murat zamanında Acemi Olanlar Ocağı kurulmuştur. Seyfi, İlmiye, Kalemiye, Seyfi, Sadrazam ve Veziler, İlmiye, Şehristan ve Kazasker, Kalemiye, Defterdar ve Nişancı. Evet, bu duruma göre neler olmuştur yorumlayabilirsiniz. Yorumlar var zaten. Biz önemli bilgileri verelim. Devletin dış işleriyle ilgili bütün yazışmaları yürüten Reisül Kütap'tır. Kalemiye meslek grubu Nişancı ve Defterdarlar zaten yukarıda da aslında vermişiz. Devam edelim. Dışa bağlı hale gelmesinin etkileri nelerdir? Şu önemli. Ekonomik durumunun bozulması ve merkez yönetiminin zayıflamasına paralel olarak hangisinin azalma görülüyor? Tımarlı sipahi sayısını arkadaşlar. Tımar sistemin özellikleri nelerdir? Celal isyanların nedenleri nelerdir arkadaşlar? Bunları iyice okuyalım. Yani hepsini tek tek okursam video 6 saat olur. Çok uzun olur, değmez. Has Seyahmet Tımar. Büyükten küçüğe doğru sıralıyoruz. Evet, Osmanlı Devleti'nin yaşanan taht kavgaları neleri ortam hazırladı? Merkez otoriteyi zayıflattı, tahta geçme usulünü değiştirmesine sebep oldu. 1. Ahmet dedi ki, taht kavgalarını önlemek için en büyük olan, yaşça büyük olan tahta geçsin dedi. Miras, ticaret ve boşanma davalarının karara bağlanmasında kadı görevlidir. Evet. Vezirin görevlerinden biri de orduyu komuta etmektir arkadaşlar. Bu önemli bir bilgi. Sınırların genişlemesi hem devlet gelirlerini arttırır hem de devlet giderlerinin artmasına neden oluyor. Evet, 3 kıta üzerine egemenlik olması neler kazandırdı? Stratejik bakımdan önemli konumlama ve çok kişiyi barındırma. Farklı dinlerden, farklı milletlerden. Evet, çok uluslu olma zaten bunu çıkartabilirsiniz bu bilgiden arkadaşlar. Evet, devam edelim. ...1535 1747 arasında kapitülasyonları bunları imzalayan padişahın saltanatı sürecine geçerli olduğunu gösterir. Her padişah tarafından yenilenmesi diyeceğiz. Evet, avarız vergisi neydi arkadaşlar? Olağanüstü hallerde toplanan bir vergi idi. Süzdi Dilara 3. Selim arkadaşlar. Bunu bilelim. Güzel bir soru olabilir. Evet, Vezir-i Azam'ın yetki ve sorumlulukları nelerdir? Bu nelerdir arkadaşlar? Geri almaz değil, özür dilerim. Onu PDF eklemeden düzeltirim. Yetki ve sorumluluklar arasındadır yani, geri almaz değil. Çift tane sistemine bir bakalım arkadaşlar ne olduğuna. Narh uygulaması neydi? Fiyatlar belirlenirken maliyet hesabı yapılırdı. Ona göre bir fiyat belirlirdi arkadaşlar. Burada 254 de güzel bir yorum sorusu. Para arzının yeterli seviyede olmasını sağlıyoruz ki daha da para değer kaybetmesin diye. Cemaat mahkemelerinde sadece gayrimüslimlerin davalarına bakılmıştır. Gayrimüslimlerin hak ve görevleri nelerdir? Bu önemli. Anadolu Beylerbeyi sancaklarımız nerelerdir? Çankırı, Ankara, Kütahya, Teke. Daha farklı yerlerde varsa zaten aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Biz ÖSYM'nin sormuş olduğu sorulardan esinleniyoruz sadece. Pençik sistemi, değil mi? Hazreti Muhammed dönemindeki Bedir Savaşı'nın uyguladığı sisteme benziyor. Donanmalarımız nerelerde yakıldı? İnebahtı, Çeşme, Sinop, Navarin. Kapıkulu Ocakları arasında yer alır. Tımar sistemin bozulması etkilediği gelişmelerdendir. Biri değildir arkadaşlar. O yanlış olmuş. Özür dilerim. Bostancı Sarayı Hizmetlisi, Umbaracı bir çeşit topçu sınıfı, Cebeci silah ve mühimmat. Evet, İlmiye sınıfına üye olanlar, Şehristan, Kazasker, Nakibül Eşraf ve Kadı. Kılıç tabiri nedir? Sipahiye başlangıçta tahsis edilen dilliktir arkadaşlar. Sefaretname. Tahrir. Önemli arkadaşlar. Nüfus ve gelir kaynaklarını tespit edebilmek için gerçekleştirilen sayım işlemine tahrir denir. Kadıların görevleri. Büyük Kaçkun hareketinin nedenleri. Mali işlerden sorumlu. Mali dediyorsa aklımıza maliye gelecektir. Mali defter, defterler falan. Oradan bir çıkarım yapabilirsiniz. Zor bir bilgi. Osmanlı Devleti'nde yönetilenlerin faaliyet alanları nelerdir? Görüyorsunuz. Yani halkın aslında yönetilenler derken halk yönetiliyor. Evet. Ok, yay, kalkan, kılıç, zırh, tüfek gibi aletler dediğimiz zaman Cebeci Ocağı aklımıza gelecek. Kervansaray, önemli yollar. Bunlar önemli arkadaşlar. Tereke defterlerinde kadınların bulunması, mücevherat satan kadınların olması aktif olarak gösterir.
Devşirme sistemine bileceğiz. Hristiyan ailenin erkek çocuklarını asker ve devlet adamı yetiştirmek için aldığımız sistemdir. Kervansaraylar ticaret için yapılır. Ve sosyal sınıf olmasının nedenleri, yargı sistemi nasıldır? Bunlar önemli. Tımar sisteminin uygulanma nedenleri. Osmanlı mahallesinde vergilerin şehri ve örf olarak ayrılmasının sebebi tamamıyla hukuk sisteminden kaynaklanır. Çünkü hukuk sistemini şehri ve örf olmak üzere ikiye ayırıyordu bildiğiniz üzere. Kari Salih Ahmet ve Hafız Osman, Şey Hamdullah, bunlar neyi çağrıştıracak? Hat sanatını çağrıştıracak bu isimler. İhtiyaç mallarının ve ham maddenin satışının yapıldığı yer kapan diyeceğiz. Yorum sorusu okursunuz. Selimiye Camii'ni bilelim. Ustalık eserim dediği eser. Mimar Sinan'ın Selimiye Camii'dir. Evet, Kalemiye sınıfı, Nişancı Defterdar, Resul Kütlap, Defter Emini. Katip Çelebi, Keşfü Zünun. Encümeni Deniş, Daniş. Eğitim ve öğretim ve bilim politikası. Topraklarının boş bırakılmasına izin verilmeme nedenleri. Hazine dediğim zaman defterdar görüyorsunuz. Öğrendik artık değil mi? Hazine defterdar, hazine defterdar. Hazineye, amireye bakan kişi defterdar. İstemediyorum gibi zannetmeyin arkadaşlar. Sadece aklımızda kalsın diye. Bir de biraz uykulu gibi anlatıyorum. O yüzden biraz bağırıyorum. Kusura bakmayın. İşte sarayda cürüs töreni yapılır. Yabancı elçiler kabul edilir. Bayramlaşma törenleri yapılır. Reaya'nın şikayetlerini sunmak için kimlere başvurur? Reaya ne? Halk. Halk şikayetlerini kime sunacak? Kadıya, divan-ı mayına, beyler beyine, sancak beyine. Bunlara başvurabilir. Evet. Mecellenin özellikleri. Bakın çok çok önemli. Medeni kanun özelliği taşıması. Osmanlı Devleti'nin seyfiye sınıfı üyeleri nelerdir? Kapıkulu, sadrazam, vezirler, beyler beyi. Biraz zanıyorum çünkü daha 84. slide'deyiz. Kapıkulu askerinden oluşan birlikler görüyorsunuz. 1. Ahmet döneminde de kaldırılıyor değil mi? Evet, kardeş katli vaciptir. O işte ustalaştığını gösteren belge, icazet. Usta sayısının sınır tutmasının nedeni ürün arzına göre talebe ayrılması. Tımar sisteminin bozulmasında neler etkili olmuştur görüyorsunuz. Ahit teşkilatı hangi görevleri üstlenmiştir? Kapıkulu ocakları nelerdir görüyorsunuz. Ticaret yollarının güvenliği sağlamak amacıyla menziller, derbentler, bedestenler, kervansaraylar inşa edilmiştir. Osmanlı'nın hukuk sisteminde şehri hukuk, eski Türk genellikleri, fethedilen bölgelerde daha önceki uygulamalar da etkili olmuştur tabii ki. Dillik sahibinin görevleri nelerdir? Fas Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin. Osmanlı toplumunda yönetici gruplar arasında halk yer almaz. Çünkü zaten yönetilenler grubundadır. Osmanlı Devleti'nin resmi tarih yazarlarına Vakanüvis denir. İlk Vakanüvis Naima Efendi'dir. Kitab-ı Bahriye, Piri Reis aklımıza gelecek. Ekonomi olumsuz yönde etkilenenler görüyorsunuz. Sağlık, eğitim, kültür gereksinimlerinin karşılanması, vakıf sistemi. Şehir üstlenme atama ve onu görevden alma, padişah yetkilerinde dahilindedir. 2. Beyazıt Külliyesi'nde bulunan şifahane Edirne'de yer almaktadır arkadaşlar. Edirne elimizde yer alıyor. Bakın hangileri savunulabilir söylenemez, onları okumayacağım. İşte hazine yükünü azaltmaya çalışmak için neler yapmışız? Topkapı Sarayı'nın özellikleri nelerdir? Fatih Sultan Mehmet zamanında yapıldığını biliyoruz. Devletin başkentinde inşa edilmiş olması. Bakın Kitab-ı Bahriye'ye yine sormuşlar. Piri Reis. Devşirme yöntemiyle toplanan çocuklardan saraya alınanlar hangisini eğitilmiştir? Enderun'da eğitilmiştir. Padişah imzası Tuğra'dır. Burada da yorum sorusu var. Evet arkadaşlar. İyi gidiyoruz değil mi? Güzel, kaçıncı saatteyim? 91 neredeyse yarısı. Hızlanacağız. Avrupa'daki gelişmeler. Buradan sonra duraklamaya geçeceğiz bakalım. İşte Martin Luther'in görüşlerinin Avrupa'da hızla yayılmasının nedenleri. Avrupa'nın genel durumunu yansıtan gelişmeler. Bunlar önemli. İşte yorum sorusu geçtim. Avrupa'da görülen özellikler ne oluyor? Bilimsel ve teknolojik yenilikler görülüyor. Sanayi devriminin Osmanlı Devleti'ne yansımaları neler? Haçlı seferleri düzenlendiğini görüyoruz Müslümanların elinden almak için. Coğrafi keşiflerin sonuçları nelerdir? Avrupa'da kavimler göçü gibi nedenler neler olmuştur? Aydınlanma dönemi düşünürleri. Bunları geçeceğim. 7 yıl savaşlarından yenilen ve Amerika üzerinde etkisi azaldığı için Amerikan bağımsızlık hareketini destekleyen Fransa'dır. Coğrafi keşifleri bileceğiz. Coğrafi keşifler Osmanlı'yı çok etkiliyor. İstanbul ayaklanmalarının nedenleri nelerdir? Arkadaşlar, Avusturya'nın siyasi başarı kazandığını görüyoruz Hitler-Türk Anlaşması'nda. Neden? Çünkü Avusturya padişahı
daha önceden vezire denk geliyordu, vezir-i azama denk geliyordu. Şimdi Osmanlı padişahına eşit sayılıyor. Demek ki siyasi bir başarı kazanmış Avusturya. İkinci Viyana kuşatmasında başarısız olup idam edilen sadrazam, idam edilen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'dır. 17. yüzyıl ıslahatlarını görüyorsunuz. Özür diliyorum, duraklamaya geçmişiz bu arada. Şeyle ilgili çok soru olmayınca direkt duraklamaya geçmişiz. Zaten sol üstte yazıyor arkadaşlar. Görmezseniz de oradan, söylemezsem de oradan şey yapalım. Çünkü hızlı gidiyorum. Hazineye daha fazla gelir sağlamak için arkadaşlar malikane usulü getirildi. 17. yüzyıl ıslahatlarının genel özellikleri. Ne diyor? Hangilerinde deneyim kazanma olanaklarını kaybetti sancağa çıkma usulü kullanılınca. Askeri şeyler yapıyordu. İdari işleri öğreniyordu. Siyasi alanda öğreniyordu. Bunları kaybetti. Dördüncü Mehmet. Önemli. Tarımcı bütçesi olarak adlandırılan belge 4. Mehmet. Kutsal İttifak, Varilim gibi kodlayabilirsiniz. Varil diye de kodlayabilirsiniz. Venedik, Avusturya, Lehistan, Rusya. İkinci Osman. Osmanlı merkez ordusunda Yeniçerileri kaldırmayı düşünen padişah. İkinci Osman. Yedi Kule zindanlarında maalesef. Biz 1683 Viyana kuşatmasından sonra Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki savaşların sona erdiren anlaşma Karlofça Anlaşması. Haçova Savaşı'nı bilelim. Celal Ayaklanması. Görüyorsunuz. Bunlar Hanedan Ekber ve Erşed üyesinin tahta geçmesi, usulüne geçmesi ne olacak? Taht kavgalarını engelleyecek. Ülke yönetimine istikrar sağlayacak. Bu tip avantajları da evet, Osmanlı Devleti dünya siyasetini etkileyen değil, etkilenen konuma gelmiştir. Siyasi, ekonomi, teknoloji etkili olacaktır. 17. yüzyılda evet sınırlarda ve nüfusta değişimler olmuştur. Taht kavgalarını önlemek için söylemiştik. Burayı okursunuz arkadaşlar. Edirne Vakası, 2. Mustafa'nın yerine 3. Ahmet'in geçmesi. Önemli. 28 Mehmet Çelebi. Önemli. Lale Devri ile anılacak dönemde etkili olmuştur. Paris'te görev yapan Osmanlı Sefiri 28 Mehmet Çelebi. İlk geçici elçilik yapmıştır. Nerede? Paris'te. 3. Mustafa. Görüyorsunuz. 3. Ahmet dönemi Edirne vakası. Bakın burada yine sorulmuş arka arkaya. Esham usulü. Mali yükü sebebiyle hazineye kaynak yaratmak için uygulanan bir sistem. Ruslardan geri alınan kalenin adı Azak Kalesi. Pasarofça anlaşmasını bilelim. Esham usulü. Görüyorsunuz ne demek olduğunu. Bunun sonuçları nelerdir? Geçiyoruz buralara. İşte bu durumun göstergeleri nelerdir? Açıklamışız zaten. Aşağıya PDF bırakacağım. Oradan da sizler de okursunuz. 108'deyiz. Osmanlı Devleti ile ilgili nelere ulaşılabilir Lale Devri'nde? Bunu anlatmış. Küçük kaynarcayı bilelim arkadaşlar. Kırım'ı tehdit eder duruma gelmesi, kapitülasyonlardan yararlanabilmek için Küçük Kaynarca Anlaşması'nı imzalıyor. İstanbul Anlaşması ile biz Azak'ı ele geçirerek Karadeniz ulaşmasını sağlıyoruz Rusların. İstanbul Anlaşması ile. 18. yüzyılda kendi çıkarları doğrultusunda Osmanlı Devleti'ne baskı yapan devletler Rusya ve Fransa'dır. 3. Ahmet döneminde ilk itfaiye, ilk çiçek aşısı uygulanıyor gibi durumlar söz konusu. Bu göç hareketlerinin sonuçları var. Bunlara bakarsınız. Paris'e gönderildi 28 Mehmet Çelebi. Arkadaşlar, Beylerbeyi Sarayı, İshak Paşa Sarayı, Nuri Osmaniye Camii ve Laleli Külliyesi Avrupa etkisinin görülmeye başlandığının kanıtlarıdır arkadaşlar. Peki, ıslahçı devlet adamları Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Halil Hamit Paşa, Sadrazam Koca Rakıp Paşa ve Humbarıcı Ahmet Paşa'dır. Osmanlı Devleti'nin iyileşme döneminde Batı etkisi altında düzenlenen askeri kurumlar Hendesane, Mühendishane-i Bahri Hümayun, Eşkinci Ocağı, Sekban-ı Celiz Ocağı'dır arkadaşlar. Ayanlar ve eyalet valilerinin padişaha bağlılıklarını bildirdiği, padişahın da eyaletlere adil ve eşit vergiler salmayı taahhüt ettiği belge senedi ittifaktır. 19. yüzyılda taş yönetimiyle ilgili yapılan düzenlemeler nelerdir? Celal Nuri'nin İleri gazetesinde Abdullah Cevdet'in İçtihat dergisinde savunduğu fikir akımı batıcılıktır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda aşçı yardım kuruluşlarından biri Hilali Ahmer Cemiyeti'dir. Duyun Umumi arkadaşlar, Genel Borçlar İdaresi, dış borçlarını idare etmek üzere kurulmuştur arkadaşlar. 3. Selim döneminde Osmanlı Devleti ile Fransa arasındaki ilişkilerin bozulmasına neden olan olay Mısır'dır arkadaşlar. Mısır. Mısır Seferi. Muharrem kararnamesini bileceğiz arkadaşlar. El konulması. Yeni Osmanlılar niye amaçlıyor? Meşruti yönetimini geçirmesini amaçlıyor.
Osmanlı Devleti'ne ayrılarak bağımsızlığını kazanan son Balkan Devleti Arnavutluk'tur. Bu önemli bilgiydi. Balta Limanı Anlaşması var. Bunu bilelim arkadaşlar. İskan-ı Muhacirin Komisyonu görüyorsunuz. Bir göç meydana gelmesinden dolayı muhacir göç oradan belki bir çıkarım yapabilirsiniz. Tam kelime manası olarak o değil ama olsun. Aile hukuku kararnamesi ikinci meşrutiyet döneminde girmiştir. İlk daimi elçiliğimiz Londra'da açılmıştı. İlk geçici elçiliğimiz Paris'te açılmıştı. Bunları bileceğiz. Heyeti vükeranın oluşturulması değil mi? Bu neyle ilgili? Arkadaşlar idari yapı ile ilgili. Sebru Reşat savunan yayın organlarından birisidir İslamcılık düşüncesini. İlk daimi elçilikler 3. Selim döneminde açılmıştır. 2. Mahmut'un gelişmelerini görüyorsunuz arkadaşlar. Kanuni esası Ayan ve Mulutan Meclisi'ne ait olduğunu belirten siyasal belgedir yasama etkisinin. 3. Selim döneminde dini alanda ıslahat yapılmamıştır arkadaşlar. Askeri alanda yapılmıştır. Osmanlıcılık Namık Kemal Türkçülük Ziya Gökalp, Batıcılık Abdullah Cevdet, Türkçülük Yusuf Akçura'dır arkadaşlar. Bunları bileceğiz. Evet, şurada kaldık, özür diliyorum. Bunlardan hangileri söylenebilir, amaçları nelerdir? Bunları arkadaşlar yorum soruları olduğu için yine ekledik ama sizler daha iyi bir şekilde okuyabilirsiniz. Ben vakit kaybetmeyeceğim. İkinci Meşrutiyet dönemi gelişmeleri nelerdir? Bunlar önemli. Burada ne diyor arkadaşlar? Rusların Balkanlarda güç kazanmasını önlemek amacıyla Berlin'de bir konferans düzenliyor Avrupa devletleri. Evet, Abdülaziz döneminde Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları'nın yapılması önemli olaylar. Tercüme Odası 2. Mahmut döneminde kuruldu. Bakın bu önemli. Buraya bir dikkat edelim. Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesi Takvim-i Vekayı'dır arkadaşlar. Evet. Bunları söyleyeceğiz. Osmanlıcı düşüncesinde yapılan çalışmalar nelerdir? Bu fermanla hedeflenen reformlar arasında yer alır. Fransız İhtilali'nin etkisi olduğu savunulabilir. Tanzimat Fermanı ve Meşrutiyet'in ilanı. Reis-i Kütahlık. Değil mi? Dışişleri Bakanlığı gibi düşünebilirsiniz. Yazışmaları yapan. İkinci Mahmut döneminde hariciyeye dönüşmüştür arkadaşlar. Hariç dış demek zaten. Oradan bir çıkarım yapılabilir belki. 19. yüzyılda bağımsız olan devletler Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ'dır arkadaşlar. Hasta adam Rusya, Viyana Kongresi'nde bu şekilde nitelendiriyor. Türkçülük akımı var arkadaşlar. Mahmut Celaleddin Paşa, Mehmet Emin Resulzade. Göçler, hastalıklar ve ölümler nedeniyle kimsesiz kalan çocuklar için Darül Eytam açılmıştır. İlk kez sürgün etme yetkisi suçları 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra kanunun esasına eklenen yeni hükümlerle kaldırılıyor. Tanzimat Fermanı'nın nedenleri Yeşilköy, Ayasta Fenos'un hükümleri nelerdir? Bunlar önemli arkadaşlar. Mısır valisi Kavalalalı Mehmet Ali Paşa'nın Osmanlı padişahının emirlerine uymaması ve Anadolu'ya sefer düzenlenmesi 2. Mahmut döneminde gerçekleştirilmiştir. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda basın ve yayın hayatında önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunlar hangileri özel gazetelerdir? Tabii ki de resmi gazetemiz var. Takvim ve kayda bildirilir. Tercüman Rahbar ve Tasvir-i Efkar özel gazetelerdir. Mustafa Reşit Paşa'nın Gülhane Parkı'nda halka duyuran devlet adamı olması. Halka duyuruyor bunu. Tanzimat Fermanı. 19. yüzyılda imzaladığımız Balta Limanı İngiltere ile imzalanıyor. Genç Osmanlılardan Namık Kemal Şinasi, Ziya Paşa, Ali Suavi'yi göreceğiz. Fatma Aliye ilk kadın hakları savunucusu olan yazardır arkadaşlar. Hanımlara Mahsus gazetesinde. Evet. İkinci Abdülhamit ilk kez anayasaya dayalı parlamenter sisteme geçiş sağlamıştır. Parlamenter geçiş. Valilik ve şurayı devlet başkanlığı görevlerinde bulunan ve kanun esası hazırlayan komisyona başkanlık eden Osmanlı devlet adamı Mithat Paşa'dır. Evet, 2. Mahmut Senedi İttifak önemli. Abdülmecid Tanzimat Fermanı, 2. Abdülhamit Kanun Esası ve Abdülaziz Mecelle. Mecelle neydi? İlk medeni kanun niteliği taşıyordu. Evet arkadaşlar bu bilgilerle neler söyleyebilir? Eğitimde ikilik ortadan kaldırılıyor. Kız ve erkek çocuğa ilk öğretim zorunlu hale getiriliyor. Bunları söyleyebiliriz. Özür dilerim. İslamcılık fikrinde hangileri söylenebilir diyor. Bu şekilde sıralanan 2-4 maddemiz var. Bunlar söylenebilir arkadaşlar. Evet şimdi Bağbaale baskını, 2. Meşrutiyet ilanı ve 31 Mart vakası. Arkadaşlar Bağbaale baskını 1908 gibi yanlış hatırlamıyorsam o tarihlerde oluyor. O yüzden ilk olamaz. İlk olacak 2. Meşrutiyet'in ilanı. 1876 diye hatırlıyorum. Tarihte emin değilim. 31 Mart vakası sonra da Bağbaale baskını olacaktır. Berlin Antlaşması hükümleri nelerdir? Kanun esasının özellikleri nelerdir arkadaşlar? Bunlar bileceğiz. Duyun Umumiye İdaresi 2. Abdülhamit döneminde kurulmuştur. Meclisi Vükelayı bilelim arkadaşlar. Evet bayağı da nefes nefese kaldım. Bunları siz okursunuz, görüyorsunuz.
Evet, 19. yüzyılda Osman Hamdi Bey'in getirildiği okulun adı Sanayi Nefise Mektebi'dir. Bu da önemli. Kıbrıs. İngiltere'ye geçici olarak Kıbrıs'ı bırakıyoruz 1878 yılında. Olası bir Rus saldırısına karşı. Ayanların gücünü tanıması Sovyet İttifak için önemli. Pardon. 130. sayfadayız. Devam edelim. 87 sayfamız kaldı. Hadi bakalım. Evet, ilanı doğru sıralayın diyor arkadaşlar. Tanzimat Fermanı önce olacak. Bundan sonra Tanzimat'tan sonra ıslahat, en son kanun esası sıralama bu şekilde. Birinci Meşrutiyet döneminin özellikleri nelerdir? Etkili olduğu savunulabilir bu duruma göre. Bu usulün kaldırılmasıyla hangileri oluşulabilir gibi soruları sizler yorum yaparak okuyabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bakın burada ne diyor? Eğitim ve öğretimde bir bölünmüşlük olduğu diyor. Evet, çünkü hem geleneksel eğitim var, hem medrese var, hem çağdaş eğitim var. Yani ne olsun? Bir bölünmüşlük var. 19. yüzyılda Osmanlı ve Ziraat Bankası'nın kurulması, sarraf geleneğinden bankacılığa geçişinde yine 19. yüzyılda olduğunu görüyoruz. Peki devam edelim hocam. 453'e geldik. 300 sayfa var. Az kaldı. 300 sorumuz var yani. Amaçlarından biridir. İkinci Mahmut'ta pantolon ve fes giyme zorunluluğunu bileceğiz. Tanzimat döneminde Müslüman olmayanların askerlik yapabilme özelliği getirildi. 19. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti yönetildiği saray Topkapı Sarayı'dır. Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edildiğini biliyoruz. Senedi ittifakın ilan edilmesi ne diyor? Ayanlar padişaha bağlı kalacakları ve merkezi otorite kurmaya yardımcı olacağı için burada görüyoruz. Evet. Olumsuz yönde etkilenmiştir. Hangisinin bir sonucudur Duyun-ı Umumiye İdaresi'nin kurulması? Osmanlı Devleti dış borçlarını ödeyemez hale gelmiş. Evet, bunları söyleyeceğiz. Babı Ali Baskını. Birinci Balkan Savaşı sırasında Enver Paşa önderliğindeki bazı iddiaçıların hükümet binasını basarak Sadrazam Kamil Paşa'yı zorla istifa ettirdiği olay Babı Ali Baskını'dır arkadaşlar. Sine-i Emniyete dönüş olarak nitelendirilen durum, resmi görevlerden, askerlikten istifa edilmesi. İnkılap halindeyiz. İstiklal mahkemelerinin yargılama alanındadır, görüyorsunuz. Asker kaçakları gibi gibi durumlar söz konusu. Kuvayi Milliye'yi amil ve milli iradeye hakim kılmak esastır. Bunun sonuçları herhalde saltanatın kaldırılması tabii ki de örnek olarak verilebilir. Irak, tamirat bedeli, kapitülasyonlar, boğazlar, bunlar kesinti uğramasına yol açan konulardır. Çünkü bunlarla ilgili net bir kararlar verilememiştir. Bu önemli değil mi? Evet, hukuk alanında yapılan yenilikler. Eti Bank'ı bilelim arkadaşlar. Madencilik ve enerji işlerini yönetmek amacıyla kurulmuş olan kuruluşlar üzerine bir ödev hazırlıyormuş Elif. Eti Bank'ı da ne yapacağız o zaman? Bu parayla da bilmemiz lazım. Balkan Savaşları sonucunda Trakya sınırını Meriç Nehri oluşturuyor arkadaşlar. Evet, Mustafa Kemal Paşa 1. Dünya Savaşı sırasında Suriye'de görev yaptığını bileceğiz. Meclisan Meclisi'nde Erzurum, 23 Nisan'dakinde Ankara'da milletvekili olduğunu bileceğiz. Amasya Genelgesi milletin vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. ABD Başkanı Wilson tarafından görevlendirilen olay Ermeni sorunudur. Misak-ı Milli'yi bileceğiz arkadaşlar. Siyasal belgede İtilaf Devletleri'ne kabul ettirmeye çalışırız. Fakat o zaman kabul ettiremiyoruz ama daha sonra Lozan'da kabul ettireceğiz. Bunları siz okursunuz aşağıdaki maddeleri gördüğünüz üzere. Şeker fabrikası kurulan yerler nelerdir? Uşak, Alpullu, Eskişehir, Turhal. Bir de Divri vardı şıklarda. Divri değil arkadaşlar. Onu da dikkat edelim. Evet, yorum sorularını size bırakıyorum. Sizler okuyabilirsiniz. Devletçilik politikası ile ilgilidir. Cumhuriyetimiz henüz çok gençtir. Siyasi ve fikri hayatı olduğu gibi iktisadi işlerde de zaten buradan çıkartabilirsiniz. Hatay sorununu iyi bilelim arkadaşlar. Ne diyor? Fransa ile aramızda tek ve büyük mesele budur. Önemli. Evet, askeri harekatı sonucunda açılan taarruz cephesi, kanal cephesidir arkadaşlar. Sadece kanal cephesi değil ama şıklarda kanal cephesi olduğu için kanal cephesi olanı aldım. Evet, 480. sayfaya kadar da geldik. Güzel bir şey kalmadı. 250 soru kaldı ama hızlı gideceğimiz için sıkıntı yok. Fener Rum Patrikhanesi'nden bir Rum devleti kurmayı amacı taşıyan cemiyet Pontus'tur arkadaşlar. Pontus Rum Cemiyeti. Kazım Karabekir'i bilelim arkadaşlar. Erzurum dediğimiz zaman aklımıza Kazım Karabekir gelsin. Mondros Mütarekesi değil mi arkadaşlar? Sınırlar esas alınmıştır. Mondros'u esas olarak alacağız. Peki devam edelim. Yunan kuvvetlerinin Doğu Trakya'dan çekilmesiyle sonuçlanan olay var. Ankara arkadaşlar. Ankara Savaşı'nda Doğu ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Lozan Konferansı'na katılma girişimini saltanatı kaldırarak engelliyoruz. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu iyi bilelim. İmtiyazsız ve sınıfsız bir toplum oluşturmak, bunlar önemli. Meşruti yönetiminin tekrar ilan edilmesi, hürriyet kahramanları olarak adlandırılması neden olmuştur.
Arkadaşlar Trabluskar Savaşı'na gönüllü olarak katılıyor Mustafa Kemal takma isimle. Evet, Mondros Mütarekesi'nde Boğazlar, Demir Yolları, Stratejik Bölgeler ve Savaş Esirleri yer almıştır. Heyeti temsilinin yetkili olduğu dönemde gerçekleşen olaylar nelerdir? Celaleddin Arif Bey'i bilelim arkadaşlar. 16 Mart 1920'de İstanbul'un itiraf devletleri tarafından işgal edilmesi üzerine Ankara'ya gelen Mebusan Meclisi Başkanı Celaleddin Arif Bey'dir. İstiklal Yolu, Çankırı, İnebolu, Kastamonu ve Ilgaz. Kütahya-Eskişehir Savaşı 3. Yunan Taarruzu diyorsa hemen Kütahya-Eskişehir. Çünkü 1. Yunan Taarruzu 1. İnönü. 2. Yunan Taarruzu 2. İnönü. 3. İnönü Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Muhabirisi olarak şeklinde 5 savaşımız vardı. Lozan görüşmelerinde ele alınan sorunlardan hangileri daha sonra Türkiye'nin isteği doğrultusunda çözümlenmiştir? Hatay ve Boğazlar bizlerin isteğiyle çözümleniyor. Musul maalesef istediğimiz gibi çözümlenmiyor. Özür dilerim. Halifeliğin kaldırılması değil mi? Yurt dışına çıkarmanın kararları da halifeliğin kaldırılmasına bağlı olarak alınmıştır. 1924 Anayasası'na sonraki yıllarda eklenen konulardan birisi de kadınları seçme ve seçim hakkının verilmesi. Atatürk'ün ilk 6 ilkesiyle hakkında neler söylenebilir? Yeni Türk Devleti'nin 1923-1930 yılları arasında iktisat politikasını araştıran bir öğrencinin hangileri örnek verilebilir bu duruma? Bunu bileceğiz. İngiltere Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması sürecinde Türkiye'yi desteklemiştir. Bu İngiltere niye böyle bir tutum yaptığını okuyacağız. Medine'yi müdafaa eden Osmanlı Kuvvetleri Komutanı Fahrettin Paşa'yı bileceğiz. Wilson ilkelerine dayanarak bağımsızlık taleplerini aşağıdaki etkenlerden hangisi üzerine inşa etmiştir? Nüfus arkadaşlar, nüfus. 9. Ordu Müfettişliği görevinden alınması üzerine bütün görevlerinden istifa ederek Sinye'yi milliyete dönmüştür. Nerede dönüyor arkadaşlar Mustafa Kemal? Erzurum Kongresi'nde. Sivas Kongresi hakkında bilgiler bilelim. Arkadaşlar damat Ferit Paşa hükümetinden temsil heyetinin ben bazı istekleri olmuştur. Bunları bilelim. Osmanlı hükümetini barış anlaşması imzalamaya zorlamak. Değil mi? Batı Anadolu'yu işgal etmesi. Başkomutan Meydan Muharebesi Savaşı'nın açtığı yer nedeniyle aşağıdaki isimlerden hangisi yazılır? Dumlupınar arkadaşlar. Dumlupınar Başkomutan Meydanlık Muharebesi. Burada gruplar var arkadaşlar. Burada cevap Mim grubuydu. Hangisi değildir gibilerinden. Bu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Yerli malı kullanımı ve tasarrufu özendirmesi önemlidir. Tüketim alışkanlığı çünkü. Temelde seçim kararı alınması. Saltanatın kaldırılması hakimiyet bayramı olarak kullanılmıştır 1935 yılına kadar. Evet, gelişmelerdir diyor. Atatürk döneminde eğitim alanında üniversite reformunun gerçekleştiğini bilelim. Türk inkılabının temeli oluşturan Atatürk ilkeleriyle ilgili neler söylenebilir? Kanal cephesini bilirim arkadaşlar. İngiltere'nin sömürgeyle olan bağlantılarını kesmek amacıyla açtığımız cephe. Taarruz cephesi. Uşa Antlaşması'nın sonuçlarından biridir. Trablusgarp ve Bingazi'nin İtalya'ya bırakılması. Gerçekten mütarekenin benim metni okunduğu zaman açık ifadeyle göze batacak sakıncalar taşımadığı izini mi uyandırıyordu? İleride mütarekenin uygulanması sırasında memleketinin canını yakmış olan maddeler her türlü yoruma müsait bir şekilde kaleme alınmıştı. Bu anlaşma Mondros Ateşkes Antlaşması'dır tabii ki de. 9. Ordu Müfettişi görevine atanmasında etkili olan nedenler. Evet. Bir kazanım olarak nitelendirmesinin nedenleri. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı kahraman ordumuza ithaf ederek kaleme almıştır. Urfa, Antep ve Maraş dediğimiz zaman aklımıza İngilizler değil Fransa gelecek. Çünkü İngilizler daha sonra burayı Fransızlara bırakacak. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu bilelim. Yeni Türk Devleti'nin adının verilmesini sağlayan gelişme Cumhuriyet'in ilan edilmesidir. Hıfzı Sıha Enstitüsü sağlık alanındaki etkinliğe örnek verilebilir. Türkiye İktisat Kongresi'nden alınan sonuçlar nelerdir? Görüyorsunuz aşağı vergisi, kapitülasyonların kaldırılması, teşvik sanayinin çıkarılması gibi. Veraset anlayışının rol oynamadığı bir devlet şeklini öngören cumhuriyetçilik ilkesidir arkadaşlar. 156'ya geldik. Güzel baya baya ilerledik. Evet. Buraya da devam ediyorum. Belçika tarafsız bölge. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Almanya'nın ani bir saldırıyla bir an evvel Fransa topraklarına girmek için amacıyla açtığı işgal ettiği tarafsız ülke Belçika'dır. Kutulamare, Irak. Bu önemli. Kuvayi Milliye'nin güçleri etkili oldu. Burada geçiyoruz. Londra Konferansı'nı bilelim arkadaşlar. Diplomatik görüşmelerin hangi sırasını imzalamıştır? Diplomatik konuşmayı Londra. Bunu bilelim. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını bilelim. Kars Antlaşması ile ilgili olarak söylenebilir. Saltanatın kaldırılmasının hangileri neden olmuştur? 26 Ekim 1923 tarihinde icra vekilleri heyeti reisi Fethi Bey'in istifa etmesi üzerine ortaya çıkan hükümet bunalımı hangisiyle son bulmuştur? Atatürk döneminde gerçekleşen inkılaplar nelerdir? Amacı nelerdir? Çağdaşlaşmayı öngörüyor, tam bağımsızlığa esas alıyor gibi. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı Türkiye'de ve dünyada ekonomi alanında şartların hangisinin öne çıkmasına zemin hazırlamıştır?
devlet müdahaleciliği. Bozkurtlu 30 davasının hangisiyle ilişkili olduğu söylenebilir? Kapitülasyonlar. Devletlerden hangisi 1 Ekim 1939 tarihinden Türkiye'de Montreux-Bozler Sözleşmesi ile ilgili Boğaz'ın ortak savunulması ve Karadeniz'e kıyısı olmayan devletlerin savaşa gemilerine kapatması konusunda değişiklik talebinde bulunan devlet Sovyetler Birliği'dir. Sevk ve İsyan Kanunu Osmanlı ülkesinde güvenliğini sağlamak için çıkarılmıştır arkadaşlar ama çok. Bu mütareke ile kendisini kayıtsız ve şartsız Müslüman düşmanlara teslim etmeye razı olan Mondros Antlaşması. Temuçin öğretmeni görüyorsunuz işte düzenli ordunun kurulmasının sebeplerini anlatmış. Manda konusu 1919 yılında gelen ve Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa ile görüşen Manda konusu önemliydi arkadaşlarım. Peki devam ediyorum. İstiklal Mahkemeleri hangi yere oluşabilir buraya çalışırsınız? Rum Sındığı olarak adlandırılan savaş başkomutan meydan muharebesi. Evet arkadaşlar burada ne diyor? 1926'da kabotaj kanunuyla deniz ticareti olduğunu, Atatürk döneminde en uzun süren Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan ve Hatay sorununun çözümüne önemli katkı sağlayan devlet adamı Tevfik Rüştü Arastır. Bakın söylemediğim yerler de önemli. Onlar siz yorum çıkarabileceğiniz yerleri size bırakıyorum. Ben sadece böyle net bilgileri verip devam edeceğim. Ve bu son meclisinde hangileri ulaşabilir? Misaki milli kararlarını görüyorsunuz. İşte bu tutum hangisiyle ilgilidir? Sivas Kongresi'nin işte Ali Rıza Paşa gibi ılımlı bir devlet adamına görev vermesinin gerekçeleri nelerdir? Birinci temmin olan üstü yetkilere sahip bir meclis olduğuna neler kanıt olarak gösterilebilir? Yasama yürütme yargı yetkisinin elinde bulundurması tabii ki de. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini vermesinde neler etkili olduğu söylenebilir gibi durumlar söz konusu. Evet burada ne diyoruz? Karşılıklık etkisi ilkesiyle hareket ettikleri bu çok önemli. Türkiye, Odessa, Bakü, Erivan ve Leningrad. Bunlar önemli. İngiltere'nin Rusya'ya Akdeniz'e inmesine engel olmak amacıyla İngiltere'nin bu tür bir politikaya yerleştiği Kıbrıs arkadaşlar. Amasya genelgesinin hükümlerinden hangileri milli mücadelenin yöntemini ortaya koymaktadır. Milletin bağımsızlığını yeni milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Her türlü denetimden uzak bir milli kurul oluşturmalıdır. Halk oylamasına başvurulan yerler Kars, Ardahan, Batum, Batı Trakya. Milli mücadeleyi destekleyen basın yayın organları İleri, Tasvir Efkar, İkdam, Yeni Gün. Afganistan 13 Ekim 1923 tarihinde Ankara'da elçi bulundurmak elde etmiştir. Atatürk döneminde kadın aşağıdaki görev ve meslekler hangisinde diğerlerinden daha önce yer almaya başlamıştır? Belediye başkanlığında tabii ki de. Türk tiyatrosu, İstanbul Şehir Tiyatrosu, Darül Bedai bunu bilelim. Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa eden Yusuf Kemal Tengirişk. Milli irade ve özgür seçim. Cumhuriyetçilik tabii ki de. Arkadaşlar. Irak sınırını bilelim arkadaşlar Haliç Konferansı'nda. Kafkas cephesini bilelim arkadaşlar. Orta Asya Türkleri ile birleşmek için açtık. Evet Erzurum Kongresi'nde daha az delege toplanmasının nedenleri nelerdir? Alaşehir Kongresi ile ilgili bir çıkarım yapabilir misiniz diye bir soru var arkadaşlar. Bilgi var. Bilginin ışığını ne yapacaksınız? O soru yorumlayacaksınız. O kadar zor bir soru değil. Erzurum Kongresi'nde milletin millet sınırı içinde bir vatan bütündür parçalanamaz. Geçici bir hükümet kurulacak. Bunlar Erzurum Kongresi'nde geçmektedir. Milli mücadele döneminde yapılan savaşların hangilerinde Türk askeri başarılı olmuştur? Birinci İnönü, ikinci İnönü ve Sakarya Savaşı. Milli mücadele sırasında gerçekleşen olaylar İstiklal Marşı'nın kabulü, TBMM'nin açılması, Teşkilat Esasiye Kanunu'nun kabulü, tekalife milli emirlerinin çıkarılması. Arkadaşlar bunu söyleyeceğiz. Medeni Kanun İsviçre örnek olarak hazırlanmıştır. İstanbul Hükümeti'nin birlikte davet ediyor barış görüşmelerine TBMM ile birlikte. Burada karışıklığı çıkartmak, saltanatı kaldırılması gerekiyor bu durumda. Evet burada yöntem bilgisi önemli. Cemil Çambel'in bu sözünden harekete yöntem bilgisi. Halkçılığı bilelim arkadaşlar. Sosyal haklar ve güvenlikler diyor zaten oradan çıkartabilirsiniz. Paris Barış Konferansı evet. Evet arkadaşlar Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Yeni Türk Devleti'nin yeni anayasası. Reddi İlak Cemiyeti, Temsilciler Kurulu, Felah-ı Vatan Grubu, İrade-i Milli Gazetesi ilk sayısını Eylül 19'da çıkartıyor. Türkiye Birlik Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı'nı milli marş olarak kabul ediliyor. Tevfik Paşa'yı bilelim. Muhalif gruplar arasında yer alan görüyorsunuz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar direkt olarak 177 sayı. Merkez Bankası'nın görevleri arasında yer alır. Bunu bilelim. Arkadaşlar tarih teziyle ilgili Atatürk'ün tarih anlayışı ile ilgili neler olabilir? Bunlara bakalım. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi imzalamasına neler etkili olabilir? Olmuştur. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni Şam'da kurmuştur. İç isyanlara buradan nereden anlıyoruz? Memleketi karışıklık ateşleri içerisinde yakmış hıyanet, cehalet, kin ve taassup dumanları. Bütün vatan semasını yoğun karanlıklar içine bırakmış derken burada iç isyanları anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini. Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. Sözleri 1. İnönü Savaşı. Türk dostu Fransız yazar Pierre Loti. 9 ilke. Halk fırkası. Bunu bilelim. 1. Temin kuruculuk ve inkılapçılık niteliklerine göre özel örnek gösterebilir. 1921 Anayasası'nı yapması ve Osmanlı sanatının yıkması. Medeni bilgiler Atatürk'ün devlet ve toplum hayatını ilgilendiren yazılarda bulunduğu eser. Nedim İktisat Kongresi'nin başkanlığı Kazım Karabekir yapmıştı. Halkçılık ve laikliği de iyi bir şekilde oturttuk. Atatürk ilkelerinden hangisinin Fransız ihtilalinin sonuçlarına dayanır arkadaşlar? Devletçilik değil mi? Evet bu şekilde. Brest-Litovsk Anlaşması'ndan sonra kapanan şeyimiz neydi arkadaşlar? Cephemiz. Sizlerin de söylediği gibi Kafkasya cephesi. Rusya'nın Misak-ı Milli ilk kez kabul ettiğini bilelim. Bunun haricinde İstiklal Harbimiz adlı eser Kazım Karabekir'in anılarını içeriyor. Profesör Maşe tarafından verilen raporda İstanbul Üniversitesi olduğunu bilelim arkadaşlar. 627-130 soru kaldı. Ha gayret. Birinci Dünya Savaşı'nda Suriye ve Kanal cephelerinde geçen olayların konu edildiği eser Zeytin Dağı eseridir. Demir yolu hatlarını görüyorsunuz. Anadolu'nun dış açıdan önemli ikmal limanı olan İnebolu'yu görüyorsunuz. Halk evlerinin amacı güzel sanat dallarını kurslar açmak, köylülerin sağlık ve sosyal anlarda gelişmelerine yardımcı olmak olduğunu görüyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı topraklarının paylaşımına yönelik olarak yapılan anlaşmalardan hangisi devletleri yer almıştır diyor. İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya yapıştırırsın. Amiral birisi o rapor der ki İzmir ve çevresinde Türklerin çoğunlukta olduğunu belirten ve İzmir'in işgal sonrasında yapılan katliamlardan Yunanistan'a sorumlu tutan rapor Amiral birisi o. Milli egemenlik ilkesi üzerine kurulacak ilk adım Amasya Genelgesi'nin yayınlanması. Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi Malta'ya sürgün etmesinden etkili olmuştur. Bunun haricinde arkadaşlar Yunan saldırısı nedenlerinden biri de Sevr'i bizlere kabul ettirmeye çalışıyorlar. Açılan kurumlar da diyor kültürel temelleri sağlamak için. Türkiye Cumhuriyeti'nde resmi işlemlerde karışıklık önlemek amacıyla 1935-34 yılında soyadı kanunu geçmektedir. Evet arkadaşlar bir soluklandım kusura bakmayın. Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisinden sonra askerlik görevine istifa etmiştir? Amasya Genelgesi yayınlandıktan sonra istifa ediyor. Peki devam ediyoruz arkadaşlarım. Evet Amerika Birleşik Devletleri arkadaşlar Lozan Konferansı'na gözlemci olarak katılmıştır. Evet bunun haricinde Arife'nin kaldırılmasını görüyorsunuz. Fener Rum Patrikhanesi de faaliyet alanı daralacak. Fener Rum Patrikhanesi'nin ve alanı daralacak demiştik. Demokrasi görüyorsunuz. Tıbbi duygusunu son yüzyıllarda geri bırakmış olan eserle ilgili bir durumdu arkadaşlar. Süleyman Şah'ın mezarının bulunduğu Caber Kalesi dediğimiz zaman Suriye. Atatürk döneminde Türkiye lehine karar verilen sorun Bozkurt Lotus sorunu. Mavri Mira ve Pontus Rum'u bilelim arkadaşlar. Sivas. Onu da bilelim. Sivas Kongresi. Red Dilak Cemiyeti'nin kurulması neden olarak İzmir'in Yunan askerleri tarafından nedir işgali. TBMM'nin açılmasının arkadaşlar yeni Türk Devleti'nin kuruluşunun işaret olduğunu söyleyebiliriz. İsmet Paşa Rıza Nur Bey, Hasan Bey'i bilelim arkadaşlar. Türkiye'yi temsil etti. Türk Medeni Kanunu görüyoruz arkadaşlar. Buradaki yorumları size bırakıyorum. Atatürk'ün rolü Cumhuriyet Halk Partisi ve Serbest Cumhuriyet Fırkası. Orta Doğu'daki siyasi ve ekonomik nüfuzlarını arttırma çabalarına etkisi altında Almanya, İtalya. Tek adam biyografik eseridir Mustafa Kemal'in. Demir yolu önceliklidir. Atatürk Türkiye İş Bankası hissesinin bir bölümü Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na bağışlamıştır. Atatürk dönemi ekonomik faaliyetleri nelerdir size bırakıyorum. Din ve mezhep herkesin vicdanı kalmış bir şeydir. Hiç kimse hiçbir bir din ne de bir mezhep kabulünü zorlayabilir. Burada halkçılığı arayacağız. Arkadaşlar burada Maarif Teşkilatı Kanunu ilk sonra Gazi Eğitim Enstitüsü'nün açılması. Yeni Türk alfabesinin kabulü. Milli millet mekteplerin açılması gibi durumlar var. Sıralıyorsunuz arkadaşlar.
Evet, buradan haricinde saltanatın kaldırılması milli egemenliği güçlendirdi. İstiklal Mahkeme üyelerinin saptanması bir delildir yargı gücünün. İşte 1. Nizamış Devrimi ile Rusya arasındaki, Sovyet Rusya arasındaki imzalanmasında etkili olduğu savunulabilir gibi durumlar söz konusu. Bütün milli güçleri birleştirmek amacıyla İstanbul'da Milli Kongre Cemiyeti kurulmuştur. Aşağıda Kilikyalıları görüyoruz. Yürütme, onu da görüyoruz arkadaşlar. İç ayaklanmaların başlanması milli birlik ve beraberlik ilkesine aykırıdır. Halifeliğin kaldırılmasında neler etkilidir? 1. 5 yıllık sanayi planı uygulamaya konulmasından sonraki girişmeler nelerdir, girişimler? Evet, burada laiklik ilkesini görüyorsunuz. 1928 yılında değiştiriliyor, yani çıkarılıyor. Minber neymiş arkadaşlar? İstanbul'da gelecek düşünceni yaymak için Fethi Bey'in çıkardığı gazete Minber gazetesidir arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nin toplanma nedeni Kuvayi Milliye Birlikleri, bunlar önemli. Amasya görüşmelerinin yapılması hükümetine karşı ilk siyasi başarısıdır İstanbul hükümetine karşı. Kütahya Eskişehir savaşlarında milli iradenin isteğiyle yeniden askeri görev üstlenen Mustafa Kemal o zamana kadar 1919 gecesi aralığına kadar devam edecek. Evet, buralarda sizler okursunuz. İlk değişiklik teşkilat tasarısı Cumhuriyet'in ilanı. Medeni kanun düzeltilmesi, Sovyetler Birliği. Bunlar da önemli. Arkadaşlar devam ediyorum. Evet, burada da kalıcı barış sağlamak amacıyla Balkan Antantı'na çekmek istiyoruz. Gelmiyorlar zekiler. Biz olsak muhtemelen gitmiştik zaten, şey yapıyoruz. Türkiye'de milli şef dönemi, bunu bilelim arkadaşlar. EOKA'yı bilelim. Kahire, Türkiye'nin savaşa girmesini sağlamak amacıyla Türk hükümetine müzakere yaptığı konferanslardan biri. Polonya, Çekoslovakya, Bulgaristan, Macaristan, Varşova Paktı'dır. Kıbrıs sorununa müdahale etmesi, bunlar önemli. Musul sorununun çözümlenmesi. Japonya, arkadaşlar, Asyalılarındır Japonya. Keşmir'i bilelim. Askeri darbe Irak, Kıbrıs Barış Harekatı, Yükseköğretim Kurumu'nun kurulması, yatıştırma, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, çok önemli. Soğuk Savaş döneminde SSCB'nin izlediği politikalar, Almanya bir tarihçinin yayılmacı politikaları, Mavi Akım projesi Rusya'dan deniz göndermek için Avrupa'ya açtığımız bir durum. Evet. EOKA örgütünü bilelim arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nda Yunanistan'a girerek işgale başladı haberini alıyorsa. Adalet Partisi'ni bilelim. Gürcistan ve Türkiye üzerinden bir enerji koridoru oluşturduğunu bilelim. Karşılıklı hareketi ilkesiyle hareket ettiklerini görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı sonra Avrupa'da da gelen ekonomik gelişmelerdendir diyor. Bunlara bakabilirsiniz. Ali Ezzet Begoviç bilge lider. Bunu da bilelim. Irak sınırı önemlidir arkadaşlar. Fazıl Küçük Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevinde üstlenen Türk liderdir. Yugoslavya bilelim arkadaşlar. Bağımsızlar grubunda yer alır. Bulgaristan Balkan Antantı'na karşı çıkmıştır. Majino hattı Fransa'nın Almanya tarafından işgalini önlemek amacıyla kurulduğu bir hattır. OPEC petrol ihraç eden ülkeler örgütü. Balfour Deklarasyonu, Yahudi Devleti kurulması sonunda bir dönüm noktası, sorununda bir dönüm noktası. SEATO, Amerika'nın Asya'da etkinliğini arttırmak için kurduğu Güneydoğu Asya Antlaşma Teşkilatı'dır. Basmacı Harekatı, Çarlık Rusya egemenliğindeki Türklerin bağımsızlığı için mücadele eden kuvvetlerdir. Son 5 sayfamız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşık 27 yıl sonra iktidarı, aşağıdaki siyasi partilerden hangisinin seçim kazanması son bulmuştur? Demokrat Parti'nin. Bağımsız Devletler Topluluğu'nun kurucu üyeleri Azerbaycan, Ermenistan, Türkmenistan, Ukrayna'dır. İkinci Dünya Savaşı'nda Mussolini'nin iktidardan düşmesinin ardından toplanan ve Almanya'ya karşı Avrupa'da Normandiya kıyılarından ikinci bir cephe açılması Quebec Konferansı'dır. Marshall Planı amaçları arasında ekonomik kalkındırmak var. 1974 Kıbrıs diyorum, özür dilerim. Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında yaşanan gelişmelerden biri de Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC'nin kurulmasıdır. Akdeniz Paktı İngiltere'nin öncülüğünde kurulmuştur. İtalya'nın da yayılmacılığına karşı. 1991'de Sovyet Rusya'dan ayrılarak bağımsız ilerleyen Türk Cumhuriyetleri arasında en erken tanınan devlet Azerbaycan Devleti'dir. Türk milletinin kahramanlık, anane ve menkıbelerini yeni ve unutulmaz bir şeref sayfasında ilave etmiştir. İngiltere Milli Bakanı bunu Kore Savaşı için söyler. Çernobil kazasında yeşil dost politikalar izlenmesi falan gibi durumlar söz konusu. Mustafa Abdülcemil döneminde Kırım Tatar Meclisi Başkanlığı görevini yapmış ve Kırımlılığı olan Kırımlıoğlu soy ismi Mustafa Abdülcemil. ODTÜ ilk resmi internet bağlantısı. 1992 yılında Türkiye'nin öncülüğünde İstanbul'da kurulan ve üyeleri arasında ekonomik, teknolojik ve sosyal ilişkileri geliştirmeye başlayan uluslararası örgütümüz KEİ'dir. Buraya bakacağız. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bağımsızlığını ilan eden devletlerdir. Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan ve Estonya. Orta Asya'daki bağımsız Türk Cumhuriyetleri Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan'dır.
Demokrat Parti'de gerçekleşen olaylar nelerdir diyor. Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olan ülkeler Çin, Rusya, Kazakistan, Tayikistan, Özbekistan, Kırgızistan. Demokrat Parti döneminde Atatürk'le olan çalışmalar var. Almanya ve Kore var. Almanya, özür diliyorum. Farklı rejimlerle yönetilen iki ayrı devlettir. Almanya ve Kore. 1950'li yıllarda Rum örgütü EOKA'dır. Selahattin Paktı ile ordu Orta Doğu anlaşmalar yapmasındaki amacı da İtalyan ve Almanya inmacına karşı tepkidir. Evet arkadaşlar, ben teşekkür ederim bu zamana kadar beni izlediğiniz için. Videomuz uzun oldu ama tamını 750 soru. ÖSYM'nin tarih sınavlarında sormuş olduğu KPSS, YKS, TYT, AYT aklınıza ne geliyorsa, ÖSYS. Bu sınavlardan çıkmış olan soruları sizler için seçtik ve koyduk arkadaşlar. Umarım bu video sizlere bilgilerinizi hatırlatır ve pazar günü KPSS lisans sınavında en iyi puanı almanızı ve Allah nasip ederse Allah'ın izniyle de memur olarak atanmanıza vesile olur. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Bazı yerlerde hızlı hızlı anlatmış olabilirim videoyu uzatmamak adına. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviyorsunuz inşallah. Edep 27'de 27.